Başladı herhalde kayıt. Evet, hoş geldiniz Python ikinci hafta dersimize, giriş dersine. Bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani string komutları, bunların metotları, stringleri daha detaylı işleyeceğiz. Ardından karşılaştırma ve mantıksal operatörleri, yani if, else gibi yapıları göreceğiz. Ardından da döngüler olan while ve for'u göreceğiz. Bunlar zaten bu ilk iki haftanın konularıyla çok güzel algoritmalar yazabilirsiniz. Python'a çok güzel bir temel atmış olacaksınız. Geçen haftaya yönelik örnek soru çözeceğimizi söylemiştik. Bu haftanın örnek sorusu da bu. Sadece geçen haftanın konularını içeriyor. Geçen hafta gördüğünüz konularla bu problemi çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Açıklamak gerekirse algoritmanız kullanıcıdan 3 tane input alması lazım. A kenarı, B kenarı ve C kenarı. Sonra bunu yanda verilen formülle alanı hesaplayıp bastıracaksınız. Algoritmanız bunu yapması gerekiyor. İstiyorsanız beraber yapalım kısaca. Şuradan hemen buraya geçelim. Nasıl alıyorduk? A kenarı için A olsun. Kullanıcıdan input almak için hatırlıyorsanız input yazıyorduk. Ama bu input'u biz integer olarak kullanmak istiyoruz. Yani tam sayı. Çünkü biz bununla şurada gördüğünüz matematiksel işlemleri yapmamız için bunun karakter değil sayı olduğunu programımıza söylememiz lazım. O yüzden buraya hatırlarsanız typecasting dönüştürme olarak tip değiştirme olarak integer içine yazıyoruz. Yani diyoruz ki ben bu input alacağım. Bu input'u integer'a çevir. A'yı öyle kullan. Input'uma da diyorum ki A değeri diyeyim. Böyle olsun. Aynı şeyi B ve C kenarları için de kopyala yapıştırla yapalım hemen. Şunu B yapalım. Şuradan bir B değeri alalım. Buradan C. Buradan da C değerimizi alalım. Şimdi kullanıcıdan biz bunları alacağız. Peki bunlarla ne yapmamız lazım? Bunu da bize soruda vermiş. Önce çevresini bul. A artı B artı C. Hemen yapalım. Çevre. Aslında Türkçe karakter kullanmamamız daha doğru olur. Python 3'te sıkıntı çıkarmıyor ama bazen terminalde vesaire sıkıntı çıkartabiliyor. Yorum satırında da kullanmazsanız daha iyi olur. Çevre eşittir. A artı B artı C'dir. Boşluk bırakmazsanız bir şey olmaz tabii ki şuralarda ama bu hani güzel görünüyor diye. Daha okunaklı diye böyle yapıyorum ben. Sizin tercihiniz. Çevremizi bulduk. U dediğimiz bir değişken vardı. Belki liseden bu formülü hatırlayan arkadaşlarımız vardır. U çevre bölü 2'dir. Yani A artı B artı C bölü 2. Zaten A artı B artı C'mi ben çevre olarak tanımlamıştım. U değişkenimi de çevre bölü 2 olarak tanımlıyorum. Peki sonra ne yapmamı istiyor? Alan için diyor ki bana U çarpı parantezinde U eksi A, U eksi B ve U eksi C bunların hepsini çarp. Karekök içine aldığında alanı bulmuş olacaksın diyor. Hadi bunu da yapalım. Alan diyelim. Alan eşittir neydi? Şöyle hepsini bir parantez içine alalım. U çarpı U eksi A'ydı hatırlıyorsanız. U eksi A. Parantezin dışına çıkalım. U şurada bir dakika çarpı vardı kusura bakmayın. Şöyle U eksi B'ydi. Çarpı U eksi B'ydi. Bunlar bizim şey oldu. Şurası içi karekökün içi oldu. Burada bunun karesini almamız lazım. Kare alma nasıldı? Karesini almak demek aslında 1 bölü ikinci kuvvetini almak demekti. O yüzden kuvvet almak da iki yıldızla birlikte yapıyorduk. Bunu da 1 bölü 2 0.5 olarak yazabilirim. Bunu da print ile alanı bastırırsam Ctrl ile Shift F10'a basıyorum. Bastırırsam A'nın değerini isteyecek benden. Ne vereyim? 3 verdim. B'nin değerini 4 verdim. C'nin değerini de 5 verdim. Enter'a basıyorum orada. 6 olarak bana değerini verdi. Burada anlamadığınız bir şey var mı bu algoritma ile ilgili? Bu geçen haftanın tekrarıydı. Geçen hafta öğrendiğimiz her şeyi kullandık. Input alma, integer'a çevirme, toplama yapma, bölme yapma, çarpma, üs alma, çıkarma ve sonra da print ile basitçe basma. Bir sıkıntınız var mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Yoksa slaytlarımıza devam ediyorum. Bölüm 5. String özellikleri ve metotları.
Öncelikle metot nedir? Ondan başlayalım. Metot, program içerisinde bir işi, bir görevi yerine getirmek için yazılmış alt programlara metot denir. Metotlar uygulama içerisinde çağrılana kadar herhangi bir işlem yapmazlar. Bu metotların burada esas önemli kısmı gördüğünüz gibi alt program bir sınıf içerisinde yazılmış olmasıdır. Bir uygulama için bunu unutmayalım. Çünkü fonksiyonla farkından bahsedeceğiz. Metot ve fonksiyon farkı. Metotlar ve fonksiyonlar çok benzese de aralarında önemli farklar vardır. Metot çağrıldığı bir nesne için dolaylı olarak kullanılır. Nesneye özeldir, sınıfa özeldir. Bir metoda sınıfın içerdiği verilerle erişilebilir. Fonksiyonlara tüm değişkenlerde ve sınıflarda erişilebilir. Ne demek istiyoruz? Şimdi string fonksiyonlarından bahsedeceğim ya diğer slaytlarımda. String metot ve fonksiyonlarından bahsedeceğim. String metodları sadece string sınıfıyla, string de bir sınıftır, string sınıfıyla kullanabiliriz. Fonksiyonları ise göreceksiniz, başka listlerle, integerlerle de kullanabileceğimizi göreceksiniz. Tamam mı? Bu farkımız budur. String fonksiyonlarından len'e bakalım. Len fonksiyonun içine str diye istediğiniz bir string'i parametre olarak vermeniz lazım. String vermeniz lazım. Bu verdiğiniz string'in eleman sayısını döndürür. String vermeniz lazım değil, pardon, burada bir parametre vermeniz lazım. Fonksiyon olduğu için buraya aşağıda gördüğünüz string, byte, tuple, list, range ya da collection'lardan koyabiliriz. Şimdi range'in ne olduğunu, list'in ne olduğunu falan hepsini zaten ileriki derslerimizde bahsedeceğiz. Ama aklınızda bulunsun. Fonksiyondur. Bu fonksiyon string'i özel değil. Aşağıda gördüğünüz başka sınıflara da özeldir. Bunlardan bazılarını işleyeceğiz zaten önümüzdeki derslerde. Basitçe len fonksiyonu, length'ten geliyor. İçine girdiğimiz parametrenin eleman sayısını döndürüyor. String'i de ne demiştik? Karakterler kümesi, karakterler dizisi olarak gördüğü için içerisinde barındırdığı karakterlerin sayısını döndürüyor bize. Bununla ilgili hemen bir örnek yapabiliriz. Hatırlıyorsanız buradan umut sistemini CMD olarak yazıyorduk, açıyorduk. Buradan Python yazdığınız zaman bize Python terminalini getiriyordu. Burada ne yazabiliriz? Mesela str eşittir. Merhaba olsun. Print len str'nin uzunluğunu istiyorum. Bastığım zaman bana 7'yi verecektir. Saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu karakterlerin sayısını verdi. String metodlarından split'ten bahsedebiliriz. Artık metodlara geldik. Bu split sadece string sınıfına özeldir. Sadece stringlerle kullanabilirsiniz demektir. Split metodu istenilen stringi aldığı parametre ile ayırır. Ayırdığı stringleri de liste olarak döndürür. Mesela hemen şöyleye bakalım. str adlı bir değişkenimiz tanımlanmış. Bu da çift tırnak içinde tanımlanmış. I love Python. Yani bunun bir string olduğunu çift tırnaklardan anlayabiliyoruz. Karakter dizisi. Return list'i nasıl yapmışız? str nokta split. Sonra bu listimizi bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir list oluyor. Listenin içinde her bir elemanını, string'in her bir karakterine bastırmış olduğunu görüyorsunuz. Ama ayrı ayrı. I love Python. Hiçbir şey yazmazsanız string'in içine parametre olarak direkt boşluklardan börer. Hani şuradan ve buradan bölmüş olur. Eğer siz yok ben istemiyorum, ben virgülden bölmek istiyorum derseniz, mesela aşağıda virgül var. Buraya parametre olarak split'in içine virgül koyarsınız. Çift tırnakları unutmayalım. Tekrar bastığınızda gördüğünüz gibi tam şu virgülleri ayraç olarak kullanıp basmıştır. Bakın şurada da masum görebiliyorsanız şurada da boşluğu görürsünüz. Tam bunu buradaki virgülü ayraç olarak almıştır ve burada boşluk C, boşluk C++ bu şekilde yazmıştır. Ne koyarsanız onu ayraç olarak kullanır. Eğer bir şey koymazsanız boşlukları, yani space'leri ayraç olarak kullanır. Ya yani mesela burada ayrıca ne yapabilirdiniz? Virgül yerine C de yazabilirdiniz. C'lerden ayırırdı vesaire vesaire. Bunun sınırı yok. İstediğinizde, işinize ne yarıyorsa onu kullanırsınız. List döndürdüğünü unutmayalım. String metodlarından bir diğeri upper metodu. Upper metodu istenilen string'in uygun olan bütün karakterlerini büyük karakterleriyle değiştirir. Şimdi aşağıdaki kodu incelediğimizde sonucunda
büyütmediğini görüyoruz. Niçin büyütmüyor? Sizce bunu nasıl düzeltebiliriz? Fikri olan var mı? Mikrofon açıp da söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben burada str tanımlamışım. String'imi nokta upper ile bu metoda eleştirip büyük yap demişim ve bas demişim ama neden yapmamış? Cevap var sanırım. Doğru. Printici değil, koddan dolayı. Şuradan çıkalım hemen. Ben burada hazırlamıştım bunu. Bir cevap daha mı geldi? Doğru. Burada gördüğünüz gibi adım Pelin demişim. String upper. Şimdi string upper dediğimiz zaman bu aslında bir değer döndürüyor. String'i şuradaki string'de bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece fonksiyonda bir değer dönüyor. Bu değeri tekrar ya bir başka bir değişkeni atayabiliriz ya da direkt bu kodu print'in içine yazabiliriz. Hemen bir şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi uygun olan bütün karakterleri büyüttü. Yani gidip dinlem işaretini büyütemez. O yüzden uygun olanları büyüttü. İ, I ya da dikkat edebilirsiniz. Şöyle ikisini de büyük I olarak yazdı. Böyle yapabilirsiniz. Veyahut şunu, şu ifadeyi print içine yapıştırabiliriz. Şöyle yapıştırırsak da çalışacaktır. Şimdi geldi. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Bunu unutmayalım. Bu upper fonksiyonu bir değer döndürüyor. Yani var olan şeyi büyütmüyor. Var olan stringler immutable, yani değiştirilemez tipledir. Bunları da göreceğiz şimdi. Stringler üzerinde bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece yeni halini dışarı çıkartıyoruz. Dışarı aktarıyoruz. Bu aktarımı da bir değişkenle sağlamamız gerek. Upper fonksiyonu da aynı şekilde. İstenilen stringin uygun olan bütün karakterlerini küçük harf ile değiştirir. Altta gördüğünüz gibi doğru bir şekilde işlem yapılmış. Doğru sonucu almışız. I'yı küçük i olarak falan değiştirmiş. Hani belki küçük küçük oyunlar yapmak istersiniz. Mesela adam asmaca vesaire. Burada büyük küçük harf yazarken hani dikkat edin diye söylüyorum. Hani bazen sıkıntı çıkabiliyor. Büyük I yazıyorsunuz. Küçük I beklerken i geliyor. String metodlarından biz alnum diye Türkçe okuyabileceğimiz bir metoda geldik. Bu metot belirtilen string'in tüm karakterlerini alfanümerik, yani alfabetik ve rakam ise true döndürüyor. Değilse false. Yani gördüğünüz gibi şurada nedir? M, 2, 3, 4 vesaire vesaire. Bunların hepsi alfabede veya rakamlarda olan şeylerdir. Rakam veya alfabedir. Doğru. O yüzden burada sırasıyla true basmıştır. Buraya baktığımızda ikinci de neden sizce false basmış? Burada harf var, alfabetik. Sonra burada 3 var, 2 var. Yani bir terslik yok gibi. Niçin false basmış olabilir? Şeyden dolayı. Boşluk, space. Space karakteri alfabetik ya da rakam değildir. Bu yüzden false bastık. Geri kalanında da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi true bastı. Bunun basım şekli de gördüğünüz gibi name nokta yapıyor. Yani name'i basmıyoruz artık. Yine bir değişken döndürüyor. Hiçbir şekilde stringlerde bir değişiklik yapmayız. Yaptığımız metodun, fonksiyonun sonucunu dışarı aktarırız. Bu aktarımı da bu şekilde yapıyoruz. Bunu unutmayalım. String metodlarından replace'e geldik. Replace old ve new adlı iki tane parametre alır. Bu parametrelerde old adlı karakter dizisinin yani string'in, old da bir string olacak, tüm oluşumları ile new olarak verilen karakter dizisini değiştirir ve yeni string'i döndürür. Eğer parametrelerde old olarak verilen string'i bulamazsa orijinal haline geri döndürür. Hemen bir bakalım. Mesela I love Python demişim. Gördüğünüz gibi claim nokta replace love. Love'ı hate ile değiştirmek istiyorum. Bu şekilde yazıyoruz. Çok basit bir yazımı var. Yine aynı şekilde print'in içine yazdık ya da bunu bir değişkene atayıp yapabilirdik. Bastırdığım zaman da love'ın değişmiş olduğunu gördüm. Eğer gördüğünüz gibi burada uzun bir şarkı sözümüz var. Burada yanına ayrıca bir parametre olarak sayı verirseniz kaç tane oluşumunun değişeceğini söylüyor. 3 vermiş değil mi? Eğer 3 vermesek bütün ledleri don't led yapacaktı. Ama 3 verdiğimiz için şuradaki sadece don't led, don't led, don't led yapmış. 3 tane. Dördüncü yapmamış. 2 versek sadece şu ikisini yapacaktı. Eğer 0 verirsek parametre olarak 0 hiçbirini değiştirmeyecektir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı?
Geçiyorum o zaman. Strip metodlarından strip'e geldik. Strip çok kullanacağımız bir şey aslında. Hani bir algoritma yazacaksanız ya da bu Python dersiniz varsa illaki oralarda karşınıza çıkıyor. Ödevlerde, sınavlarda. Strip chars demişiz. Peki buradaki köşeli parantezler ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Python'da köşeli parantez mi diyeyim, kare şeklinde olan bu parantezleri, karakterleri opsiyonel parametre belirtir. Yani eğer içine bir parametre yazmazsanız strip'in hata almazsınız. Ama yazarsanız da fonksiyonunuz, metodunuz ona göre davranacaktır. Bakalım ne diyor? Son metodu baştaki ve sondaki karakterleri kaldırarak istenilen string'in bir kopyasını döndürür. Bakalım neymiş? String'imiz şurada gördüğünüz gibi boşluk 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 merhaba hoş geldiniz merhaba boşluk boşluk diye gidiyor. Siz şimdi yanlardaki boşluktan rahatsız oldunuz. Bunları silmeniz gereken bir algoritmanız var. Ne yapıyorsunuz? Strip yazıyorsunuz. İçine hiçbir algoritma yazmıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi köşeli parantezler kullandığımız için bir hata almayacağız bir parametre girmezsek. Direkt gördüğünüz gibi şuradaki 3-4 tane boşluğu silip bize bastı. Peki buralarda çok tane M, çok M harf var. Ben bundan rahatsız oldum. Ne yapacağım? Bu şekilde M yazarsanız kabul etmez. Gördüğünüz gibi hiçbir fark olmamış. Ne yapmanız lazım? M'nin başında bir tane boşluk olduğunu belirtmeniz lazım. Sonra yazmanız lazım. Bakın şuradaki M'leri sildi. Baştaki ve sondakileri siliyordu hatırlarsanız. Şuradakini ellemedi o yüzden bunlar ortada kalıyor. Strip diyoruz. Şöyle dediği zaman boşluk belirttik. E ve Z'yi de silin dedi. Şuradaki gördüğünüz gibi boşlukları, M'leri, E'leri sildik. Biz şu Z'li bir şey bulamadığımız için başta ve sonda şey devam eden bir dilimin ucunda çıkartamadım. Neyse devam eden bir ardışık şey bulamadığı için Z'yi Karakter. silmedi efendim. Karakter yani o Z Heh, karakteri evet olmadığı karakter. için. Bulamadığımız için sildik. Silmedik. Strip'in açıkçası söyleyeyim. İçine parametre yazarak kullandığımı hiç hatırlamıyorum bugüne kadar. Hep bu şekilde boşluk yani içine hiçbir parametre girmeden kullandım. Çok işinize yarayacağına inanıyorum. Aklınızda bulunsun. Çünkü bazen replace de yapmaya çalışıyor insanlar. Ya da splitle yapılmaya çalışılıyor. Hiç gerek yok. Strip'i yazıyorsunuz. Baştaki ve sondaki bu gereksiz boşluklardan kurtuluyorsunuz. Emin olun bir sonraki haftalarda çözeceğiniz örneklerde bunlardan çok yararlanacağız. İndeks metodları. String'deki indeks metodumuz ne yapıyor? İçine indeksin içine bir element, bulmak istediğiniz harfi yazıyorsunuz ya da karakteri yazıyorsunuz diyelim. 5 de bulabilirsiniz. Harf olmak zorunda değil. Verilen parametrenin istenilen string içerisindeki ilk oluşumunu verir. Bu çok önemli. Gördüğünüz gibi aşağıdaki örnekte deneme yazdık. Birçok E harfi var ama sadece ilk oluşumunu verdi. O da birinci indeksteki saymaya sıfırdan başlarız. Masum. Sıfır, bir. Direkt bir de gördük, biri döndürdük ve fonksiyondan çıktık. Biri de bastık. Şimdi arkadaşlar buraya kadar birçok metot işledik. Ben bunları ne yapacağım, nasıl aklımda tutacağım vesaire diyeniniz varsa aslında böyle bir şeye hiç gerek yok. Kullana kullana ezberliyorsunuz. Ama ben daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Başka başka ihtiyacım var, aklıma gelmiyor. Ne yapacaksınız? Bu sitede gördüğünüz gibi ya da başka sitelerde internette Google'a Python string metodları yazdığınız zaman birçok çıkacaktır. Bakın burada bir sürü var. Hani birbirinin benzeri de var. Mesela bu upper'la benziyor ama tam benzemiyor. Bu sadece ilk karakteri büyük yapıyor. Count var. Count index yani kaç kere olduğunu bulmamızı sağlıyor. Index yerine find var mesela. İkisi de çok benziyor. Find ve index'in tanımları zaten. Gördüğünüz gibi birçok şey var. Biz sadece mesela bunu işledik ama bu tarz şeyleri de var. Bunların hepsini buradan merak ettiğinizde ve daha fazlasını internetten araştırarak ulaşabilirsiniz. Unutabilirsiniz. Ben de birçok yeri unutuyordum başlarda. Ama insan kullana kullana öğreniyor. String sınıfında işlemlere geldik. String'de toplama işlemi. Biliyorsunuz geçen hafta toplama işlemini Python'da işlemiştik. Nasıl yapıyorduk? Artıyla bildiğimiz gerçek günlük hayatta kullandığımız gibi sayıları, rakamları toplayabiliyorduk. Burada da sadece string'e özel toplama işlemi mevcut. Bu toplama işlemi aslında string'lerin birlikte yan yana yazılmasıyla mevcut oluyor. Yani gördüğünüz gibi A ve B
stringleri tanımlamışız. İngilizce concatenation diye de geçer, aratmak isterseniz. A Python dersinin ikinci haftasına, B stringimde hepiniz hoş geldiniz. Çift tırnak içinde belirtiyorum. Bunun karakterler dizisi olduğunu söylüyorum. Print A artı B dersem, olduğu gibi bunu alır, diğerini de yanına yapıştırır, bana basar. Python dersinin ikinci haftasına, bakın boşluk koymuyor. Hepiniz hoş geldiniz. B dersek, eğer boşluk koyarsak, boşlukluk koyar. Yani olduğu gibi iki tane stringi ya da üç dört tane de yapabilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. Yan yana yazıyoruz birleştirerek. Toplama işlemi bundan ibaret. Birleştirmek diye de çevirebiliriz. Sizce evet, aşağıdaki kodun çıktısı ne olur? Python dili diye A diye bir stringim var. B 1 demişiz. C seviyesinde biliyorum. Sizce ne olur bunun çıktısı? Pardon. Bunun çıktısı hata olur. Çünkü Python'da bir cevap gelmiş ama kusura bakma, senden önce söyledim. Python dilini bir seviyesinde biliyorum. Evet, integer artı string'i toplayamayız. Bu der ki, burada Python der ki, B bir integer ama A'da bir string. Sizce string'le, karakterlerle bir tam sayıyı toplayabilir miyiz? Hayır. Zaten burada da hata alacaksınızdır. Biri eğer tırnak içinde string olarak yazarsanız normal istediğimiz gibi basacaktır. Bir sıkıntı olmayacaktır. Çarpma işlemini yine bu yıldız işaretiyle yapıyoruz. Geçen hafta görmüştük, hatırlarsanız yine. Hatırlarsanız bu konudan geçen hafta integer tipini konuşurken bahsetmiştik. Python programlama dilinde string tipindeki verinin bir sayı ile çarpılması, string'in çarpan sayı kadar art arda tekrarlanması demektir. String, ben bir string'im. Ve hiçbir boşluk yok, dikkat ettiyseniz. String print string çarpı 3 dersek, aynı şekilde bu string'in 3 kere ard arda yapıştırılmasıyla, birleştirilmesiyle oluşan büyük bir string göreceğiz. Gördüğünüz gibi boşluklar yok. Hatırlarsanız alttaki 55.5 örneğini geçen hafta vermiştik. 2 ile çarptığın zaman bunları sayı olarak değil, karakter dizisi olarak alıyor, çift tırnak içinde olduğu zaman. Direkt yan yana yapıştırmıştır şuradan. Siz ama bunu hani aralara boşluk koyarak kullanabilirsiniz. String, hatta şöyle yapabiliriz. Bunu da göstereyim hemen. Diyelim ki, pardon, string M olsun. Ben bunu ademinde gördüğümüz gibi, pardon, str çarpı 3 yapmak istiyorum. 3 kere aralarda basacak hiç boşluk olmadan. Ama ben boşluk basmak istiyorum. Ne yapabilirim? Burayı bir paranteze alabiliriz. Güzel bir paranteze. Burada da ne yaparız? String artı, yine birleştirme işlemimizi yaparız. Şuraya bir boşluk tanımlarız. Artık stringimiz deneme boşluk oldu. Bunu 3 ile çarp demek istemişiz ve böyle oldu. Burada buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sadece burada aslında string birleştirmesi yaptık ve birleştirdiğimiz stringi 3 ile çarp dedik. Buraya kadar bir sıkıntısı olan var mı, anlamayan bir şey olan? Tamamdır. Geçiyoruz. Stringlerde dilimleme, slicing, bu da çok önemli. Çok sık kullanırız. Python programlama dilinde string sınıfı dilimleme işlemi yaparak daha küçük stringler oluşturmamıza olanak sağlar. Python dilinde stringler değiştirilemez. Immutable. Bunu daha önce söylemiştik. Stringleri o yüzden hiçbir şekilde fonksiyonlarla değiştirmiyoruz. Yenisini döndürüyoruz. Bu Python'da bir kural diyebiliriz. Dilimleme işlemi sırasında orijinal stringler değişmez. Nasıl peki yaparız dilimlemeyi? String objemizi yazarız. Bunun yanına yine bu köşeli kare parantezler kullanarak başlangıç noktasını belirtiriz. İki nokta üst üste koyarız. Bitiş noktamızı belirtiriz. Ve istersek bu adımı belirtmek zorunda değilsiniz. Adım belirtiriz. Yani atlama sayısını belirtirsiniz. Kaç tane harf atlamak istiyorum? Kaç tane karakter atlayacağım? Bunu eğer belirtmezseniz bir bir gider. Örüntü gibi düşünebilirsiniz bunda. Bu şekilde yazılırlar. Bu işlem orijinal stringi değiştirmediği için eşittir aracılığıyla başka bir değişkeni atamamız ya da print içinde bastırmamız gerekir. Yoksa bir işe yaramayacaktır. Sadece böyle bir komut yazmış olursunuz ama bir işe yaramaz. Çünkü bu döndürdüğünüz değeri hiçbir şeye atamamış olursunuz. Bir iş yapmaz. Adım verisini yazmak zorunlu değildir. Yazmazsanız atlama yapmadan sırasıyla bir bir gider.
Şimdi burada belirtmemiz gereken bir diğer özellik başlangıç noktasının dahil olması, bitiş noktasının dahil değil. Yani sayarken bitiş noktasını almayacaksınız. Bitiş noktasından önce bitireceksiniz. Bu örneklerde daha iyi oturacak. Saymaya sıfırdan başlanır. Daha önce de bahsetmiştik bundan. İndekslerimiz sıfırdan başlar her zaman. List indeksimiz olsun, string indeksimiz olsun. Her zaman sıfırdan başlayacağız. Hemen en basit örneğimize bakalım. Hello World diye bir değişkenimiz var. String değişkenimiz var. Ben bu string'i dilimlemek istiyorum. 1 ve 3 demişiz. Bu ne anlama geliyor? Sıfırdan başlayalım. 0, 1. Hatırlarsanız birincisi dahildi. O yüzden E'yi alıyorum. E. 0, 1, 2, 3. 3 alacak mıyım peki? Hayır. Bitiş noktam dahil değil. Bitiş noktam dahil değil. O yüzden 0, bak 1, 2'yi aldık. 3'ü almıyoruz. E ve L oldu. Bu E ve L. L stringini döndürüyor. Ve bunu da string 1 adlı bir değişkene atamışız. Bunu bastırdığım zaman zaten L kelimesini bastıracaktır. Peki böyle yaparsam ne olur? 1, 2. 2'yi dahil etmeyecektim. 0, 1. Sadece 1'i istiyorum demiş oluyorsunuz. Bu da sadece E'yi bastırmış oluyorsunuz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi biraz daha karmaşık örneklere geçeceğiz. Karmaşık değil de yani. Biraz daha detaylı. Tamam. Peki string Pelin dedik. Burada ne yapacağız? Eğer 3 dersem, buraya bir verin, bir parametre koymazsam ne olur? Baştan başla demiş olurum. 0, 1, 2, 3. 3 dahil değildi. Burayı alma artık. Bundan sonrasını istemiyorum. Pel. Bu pel döndürüyor. Pel, pel bastır. Sıkıntı yok. 3, 5 dersem 0, 1, 2, 3. 5. Peki 5 yok. Ne yapacağım? Önemli değil. Gittiği yere kadar git. İn. İn bastıracak. 3 ve yine bir şey koymazsam 0, 1, 2, 3'ten başla gittiği yere kadar git. Eğer bir şey koymazsam başlangıç yerine en baştan başla. Son bitiş yerine bir şey koymazsam en sona gidebildiği yere kadar git bastır demek oluyor. Başka bir Hello World'ümüz varmış. Bu S adlı bir değişkene atanmış. Hiçbir şey koymamışım, hiçbir şey koymamışım. Başlangıç ve bitiş noktam belli değil. Hepsini al demiş oluyor. Hepsini al. Ben hepsini istiyorum. Yalnız adıma eksi bir girilmiş. Bu durumda ne olacak? Tersten başla demek istiyor artık bana. Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Tersten başlayarak yaz. Gördüğünüz gibi tam ters bir şekilde yazmış. Bu da önemli. Kullanılır. Sonra ama bakın hala orijinal S değişkenimde hiçbir değişiklik yok. Her değişikliği yeni bir değişkene atıyorum. Orijinal string'in olduğu halde kalıyor. Bir diğer örneğimiz S2. S'yi 4'ten başla. Sonuna kadar git. İkişer ikişer atla. 0, 1, 2, 3, 4. O'dan başla. 2, 2 atla. Unutmayın. Boşluk, space, enter bunların hepsi de birer karakterdi. O yüzden buradaki boşluğu da alıyoruz. 0, 2 atlayacaktık. 1, 2 W'yu aldık. 1, 2 R'yi aldık. 1, 2 D'yi aldık. Gördüğünüz gibi O, W, R, D basmış olduk. Bu da adımın kullanılışına bir örnek. Sonraki örneğimizde Python Programming demişiz. S1 nedir? S'nin 3'ten başla 3'ten başla bitişini bilmiyorum. Eksi 3'ten eksi 3, 3 git. Yani ters ters git demek istemiş. 3'ten başlayacaktık. Doğru mu? 0, 1, 2, 3. 3'ten başlıyorum. H. Eksi 3. Normalde 3, 3 olsa sağa doğru gidecektim. Ama eksi 3 olduğu için artık sola doğru git demek istiyor bana. 0, 1, 2, 3. Tersten gidersem ne olur? 1, 2, 3. P'ye varmış oldum. P'yi de aldım. HP şeklinde basmış olduk. Önce H'yi, sonra P'yi aldım. HP. Bir sıkıntımız var mı? İşte burada ben bir dakika. Buraya kadar olan her şey zaten daha da detaylı string örneklerimiz dediğim gibi şu sitede veya başka bir türlü sitede, her türlü sitede, kitaplarda vesaire mevcut. Şimdi mantıksal operatörlere geldik. Aslında bunlar bizim çok işimiz değil. Şu tabulara bakmanıza gerek yok. Hani bu görsel olsun diye koyduk. Liseden biliyorsunuzdur muhtemelen ve veya değili an şey ya da
Bu ya da bu, bu ya da bu. Bunu biliyorsunuzdur. End nedir? Aslında kesişim kümesi olarak, A ve B'nin kesişimi olarak ikisinin de doğru olması gerektiğini düşünebiliriz. Mesela 0 ve 0 vermişiz B'ye. Hayır. 0 ve 1 yanlış. 1 ve 0 yanlış. Bir şey... Tamamdır. 0 ve 1, 0 verir. Çünkü ikisi de doğru değil. 1 ve 0 yanlış verir. 1 ve 1 doğru verir. Neden? Bu ve bu. Ancak bu ve bu, A ve B doğru olursa doğru olur. Onun dışında doğru olması mümkün değildir. A ve B ikisini de sağlayacak. Yani bu dersi verebilmem için en azından 3 öğrenci olacak, en azından bir tane öğretmen olacak. Bu ikisi de birlikte sağlanmazsa ders işlenmez. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Or yani veya diye çevirebiliriz. Veya daha böyle bağışlayıcı, daha rahat gibi düşünebilirsiniz. Bu veya bu, bu veya bu. Çok da önemli değil. Sıfır sıfır. İkisi de olmadı. İki durumda olmazsa bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. O yüzden yanlış. Bu ikisi de yanlışa varır. Ama A doğru değil, B doğru. Olur, önemli değil. Bu veya bu, bu veya bu. İkisi yani gördüğünüz gibi doğruluk tablosu böyledir. V'de veya da gördüğünüz gibi aşağıda şu şekilde iki kümenin birleşimi olarak tanımlayabiliriz. Natı da yani değili. A'nın sıfırın değili birdir, birin değili sıfırdır. Sıfırdır. Doğrunun değeri yanlıştır, yanlışın değili doğrudur. Tersidir gibi düşünebilirsiniz. Solda örnekler görüyorsunuz nasıl yazılacağı ile ilgili. A true'ymuş, B de false'muş. Python'da büyük harfler, baş harfini büyük yazarak bunu hani boolean değişkenini işlemiştik hatırlıyorsunuz. Boolean olduğunu belirtirsiniz. A yani 1'dir, B 0'dır. A true, B false. Print A ve B direkt İngilizce gibi. Python'ın güzelliklerinden bu direkt İngilizce gibi yazabilirsiniz. A ve B yazdım. Bir doğru, bir yanlış. Ne olur şu tabloya baktığınız zaman? Sıfır verecektir bize. Zaten false'u da vermiştir. Print A veya B. Biri doğru, biri yanlış. Veya yani or affediciydi, bağışlayıcıydı hani aklınıza bulunsun diye. True bir değerini veriyor. Print A ve B. Şu işareti de V yerine kullanabiliyoruz. Ama end yazmak daha basit. Daha çok bunu yazacaksınızdır muhtemelen. V yerine bunu kullanabilirsiniz. Or yerine de tek düz bir çizgiyi kullanabilirsiniz. Not A yani true'nun değili false'tur. Not A direkt İngilizce gibi yazabiliyorsunuz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bunları nerede kullanacağız? Birazdan mantıksal operatörlerde göreceksiniz. Çok da şey değil hani bu karmaşık değil, bu kadar karmaşık bir seviyede görmeyeceğiz. Yine karşılaştırma operatörlerine bakarsak eşittir. Hani bir eşittir nedir? Atamadır değil mi? Hep görüyoruz bir eşittir ne yapar? Bize atama yapar. True değerini A'ya atar. False değerini B'ye atar. Atama yapar. Ama çift görürseniz çift eşittir karşılaştırmadır. Bunun da örneklerini görelim. Karşılaştırma yapar. Sağda gördüğünüz gibi A ve B eşit mi acaba diye karşılaştırır. Bunun sonucu true ya da false'dur. Eşit değil. Bu eşit değile benzer. Bunu hiç kullanmadım hayatımda daha önce de var yani. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir. Bunları zaten şeyde biliyoruz. Şurada ters yazılmış sanırım. Küçük eşittir olacak. Bu da büyük eşittir. Şurada doğrusu var. Bunları zaten matematikte günlük hayatta kullanmışsınızdır illaki. Onun birebir aynısı. Hiçbir farklılık yok. Şimdi bunları nerede kullanacağız? If else'te kullanacağız. Hemen bir örnek geçmek istiyorum eşittirle ilgili. Dediğimiz gibi ne olsun? A eşittir 1 olsun. B eşittir de 1 olsun. C eşittir de 5 olsun. Print. A eşit eşit. Bunun zaten doğru olduğunu biliyoruz değil mi? Bastığımızda da true verecektir. True ya da false döndürür. Ama bunu bu şekilde yapmak istersen birin 5'e eşit olmadığını biliyoruz zaten. Bize false döndürecektir. Başka ne kullanabiliriz? Peki eşit değil ama C nedir? A'dan büyüktür. Hadi bunu kontrol edelim. A, C büyük eşittir. A küçük eşittir C'den. Bakalım doğru. Gerçekten de A C'den küçüktür. Hatta şunu da kullansak doğru olduğunu görürüz. Bu bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız mantık işlemleriyle birebir aynıdır. Şimdi denetim yapıları if, elif ve else. Bunları göreceğiz. Buralarda esas kullanıyoruz bu karşılaştırma yapılarını. Denetim yapıları. Normalde bir programın süreci baştan sona doğru devam eder. Biliyorsunuz hani hep yazdık.
Alt alta satır satır program başlıyor oradan okumaya, bilgisayar okuyup okuyup işlemleri, istediğimiz işlemleri, uygun olanlarını yapıyor. Ama kullanıcı programın işleyiş dinamiğini bir koşula bağlı olarak değiştirmek isteyebilir. Şartlı dallanma yapabilir. Programın bu işleyiş sürecinde koşullardan biri veya daha fazlasını seçme işlemi if, elif, else komutları sayesinde yapılmaktadır. Elif, else, if'le else'in birleşimi, hani elif garip gelmiş olabilir ilk başta. Komutu, if kelimesi İngilizce'de eğer anlamına gelmektedir. Anlamından anlaşılacağı üzere koşula bağlı olarak şartlı dallanma işlemini gerçekleştirilmek için kullanılır. If eğer nedir mesela? Daha demin de dedik. Eğer derste en az 3 öğrenci varsa dersi işleyeceğim. Eğer en azından bir öğretmen, bir anlatıcı varsa dersi işleyeceğiz. Bunun gibi. Ama mesela yoksa programın o kısmını atlamak isteriz, değil mi? Hani bu tarz şeylerde kullanılır. Bu sayede kullanıcı kodun akışını belirleyebilir veya kontrol edebilir. Bu şekilde yapılır. If yazarız. Bildiğimiz if İngilizce'deki gibi yine. Koşulumuzu yazarız. Neyse mesela 3 öğrenci varsa ya da A, C'den büyükse, küçükse bu tarz şey koşullarımızı yazarız. 2 nokta koyarız. 2 nokta. Bunun yanına bir tane tab, bir tab boşluk bırakırız. Python'da çok önemli. Şimdi anlatacağım. İşlemimiz neyse onu yaparız. Sonra işlemimizi hani yaparsak if koşulu başka sağlandıysa sağlanmadıysa oraları kendimize göre belirler, devam ederiz. Bunları açıklayacağız. Bu şekilde yazılır. Peki buradaki boşluk nedir? Bu derse kadar fark ettiyseniz hep alt alta yazdık. Hiçbir buraya bir noktalı virgül koyma ihtiyacı, başka bir şey hissetmedik. Neden? Python'ın sintaksında bir satırı bitirip alt satıra geçtiğiniz zaman Python için bu kod orada tamamdır. Orayı okuyor, o satırı okuyor, alta geçecek. Yani Java'da olduğu gibi noktalı virgülle ben bu satırı bitirdim demenize gerek yoktur. Bir satırı bitirmek için alt satıra geçmeniz yeterlidir. Çok kolay. Ama yani bunu gidip bunun yanına yazarsanız zaten ne diyorsun sen diye bana hata verecektir. Java'da olsaydı bunu böyle yazabilirdik. O ayrı konu ama bir alt satıra geçmek satır bitti. Devam edebilirsin demektir programa. Bitirdik. Hepsini fark ettiyseniz aynı hizada yaptık. Ne bir boşluk var, ne bir farklılık var. Python'da bu da çok önemlidir. Aynı hizada olması bunların aynı seviyede olduğu anlamına gelmektedir. Eğer bir boşluk bırakırsan bakın hata vermeye başlıyor. Ne diyorsun sen de? Ne diyormuş mesela? Gereksiz bir boşluk bıraktın. Bu beklenmedik bir boşluk niçin var diyor. Evet, bu Bunu aşağıda yazıyor Pelin o hatada. Onu da göster istersen tabii. paylaşımda. Hemen Unexpected yazıyor. şöyle bir boşluk bıraktık. Diyelim ki yanlışlıkla elini space'e değdi. Bir, olabiliyor. Hatta sonra eğer böyle geçer gibi bir şey kullanmıyorsanız 2 saat arar durursunuz neredeydi hatam diye. Hemen bakalım. Bu kodu çalıştırdım. Ctrl Shift F10'a basarak. Ne demiş bana? Burada hata verdin diyor. Zaten direkt adı var. Indentation error. Direkt böyle bir error tipimiz var. Bana hata verdi. Bunu aynı satırda, aynı hizada olmasına önem göstermemiz gerek. Yoksa hata alırız. Peki mesela ben if'in altına devam ettiğimi, bunun if'e ait olduğunu nasıl belirteceğim? Dediğimiz gibi bir tab boşluk Python'da anlamlıdır. Yani if true diyelim, sadece böyle dursun. Kendi boşluk bıraktı ama diyelim ki bırakmadı. Böyle durdu. Ben buraya yazdığım şey, böyle yazmayalım. Tabii ki anlamsız olacak. Gördüğünüz gibi şurada printte bir kırmızı bir hata var. Neden var? Üstüne geldiğinizde bakın burada da boşluk bekliyordum diyor. If'in altına if'e ait bir şey yazmak için bir kez taba basıp bir tab yani 4 space kadar boşluk bırakmanız gerekir. Burada bu işlemi yapıyoruz. Ondan sonra bakın hata kalmadı. Bu artık bir tab boşlukta yazdığınız her şey if'in altında yapmak istediğiniz işlemlerdir. Bir tab boşluktan çıktıklarınızda if ile bağıntısız kodun normal devam akışındaki gördüğünüz kodlardır, satırlardır. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, tahmin ediyorum. If komutu. Gördüğünüz gibi sayı diye bir input almışız. Bunu da integer çevirmişiz. Lütfen bir tam sayı giriniz. Çünkü ben bu tam sayının ne yapmak istiyorum? Modül görmüş hatırlıyorsanız bu modül işlemiydi, kalan bulma işlemiydi. Diyor ki aslında bunun açılımı sayı eşittir. Şöyle, bunun açılımı şöyledir. Sayı eşittir.
sayı %2. Diyorum ki sayının 2'ye bölümünden kalanı bu. Bunu tekrar sayı değişkeninin adı. Bunun Python'da ve birçok dilde de var. Kısa yolu bu şekilde yazmaktır. Yüzde eşittir, çarpı eşittir ne kullanıyorsanız. Demişim ki sayı değişkenim artık ilk baştaki sayı değişkeninin 2'ye bölümünden kalandır. Eğer bölümünden kalanım 1'e eşitse, bakın gördüğünüz gibi çift eşittir kullanmış. Eşitlik karşılaştırma yapmak istemiş. Eğer doğruysa, true ise bana buraya girecek. If true, yanındaki koşul doğruysa buraya girdik. Diyoruz ki print sayı tek sayıdır. Evet, bir şeyin 2'ye bölümünden kalan 1 ise o sayı tek sayıdır. Yok değil. 0 ise sayıya bölüm, 2'ye bölümünden kalan bu sayı çift sayıdır diye bastıracaktır. If'in yanında olan şu koşulumuz doğruysa, true'ysa, istediğim yani evet true'ysa bu işlem if'in içine girilir. Yok değilse bu if atlanır. Önemli olan bu koşulumuzun doğru olmasıdır. Yukarıda gördüğümüz bu birlerin sağlanmasıdır. Çok basit bir şekilde, yani o kadar küme kullanmadık gördüğünüz gibi. Sayı 1'e eşitse eşit midir? Evet eşittir, true'dur. O zaman buna gir. Yok değildir. O zaman bu satırı, burayı komple atlarız. Buradan devam ederiz. Sayı 0'sa evet 0'dır. Gireriz. Gördüğünüz gibi aşağıda bir örneğimiz var. Lütfen bir tam sayı giriniz. -1 girmiş kullanacağımız. -1'in 2'ye bölümünden kalanımız zaten gördüğünüz gibi 1 oluyor. Sayınız tek sayıdır diyor. Lütfen tam sayı giriniz. 366 diye bir sayı girmiş kullanıcımız. 366'nın 2 ile bölümünden kalan 0 olduğu için bize çift sayı olduğunu belirtmiş. Gördüğünüz gibi burada program akışımız dümdüz devam etmiyor. Gelip aldım. Evet, bir dönüşüm yaptım, bir atama yaptım. Sonrasında ama illa hepsini okuyacak diye bir şey yok. Bizim bugüne kadar yazdığımız satır kodlarımızın hepsinde satırlar sırayla okunup geçilirdi. Burada ise geçilmiyor. Eğer bu koşul sağlanıyorsa buna giriliyor. Sağlanmıyorsa buradaki yerler atlanıyor ya da buralar atlanıyor. Bunlar bizim kodun akışını kontrol etmemizi sağlıyor. Peki, istersen Pelin buraya gel de bir şey de söyleyelim. Tabii söyleyelim. Mesela burada öbür if atlaması gerektiğini şöyle anlıyor. Mesela dikkat ettiğinizde if sayı karşılaştırıyor birle. Eğer cidden yani true'ysa bu durum tek sayı olarak yazılıyor. Ama durum true değilse direkt if sayı sıfırla karşılaştırmaya geçmesinin nedeni bakıyor ki if sayı karşılaştırma sıfır kendisine göre, yani o indentation dediğimiz girinti sistemine göre o if'e dahil değil, farklı bir yerde. Ondan dolayı bu işleme geçiyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten diğer slide'da bundan bahsedecek. Evet, girintileme sistemi indentation. Yani bu Python'da aslında bize çok kolaylık sağlıyor. Yani Java'daki gibi noktalı virgülle C++'daki gibi geçmenize gerek kalmıyor. Ayrıca bunu başka bir dilde belirtmeniz gerekse burada sadece iki nokta değil, burada küme parantezi tarzı şeyler de kullanmanız gerekecekti. Bir sürü karışıklık oluyor çünkü küme parantezi burada kullanılıyor, üstte fonksiyonda kullanılıyor, class'ta kullanılıyor vesaire vesaire derken çok karışıyor. Ben yani birçok arkadaşımız belki bunu fark etmiştir. Hata yapıyorsunuz, nerede ya diye arıyorsunuz arıyorsunuz, sadece bir tane küme parantezini eksik yazmışsınız. Hani böyle şeyler çok oluyor. Bu Python'da bir nimet diyebileceğimiz, pat pat yazıp geçmemizi sağlayan güzel bir sistem bence. Programlama dillerinde kod bloklarını belirlemek için farklı yöntemler kullanılır. Python bu indentation işlemine önem vermektedir. Python'da bu işlem için kod satır başlangıcından itibaren 4 boşluk, 1 tab bırakılması önerilir. Bir tab, yani başka bir dilde bir tab bıraksanız bir anlam ifade etmeyecektir ama Python'da bu anlamlı bir şey. Bu üstteki kod bloğuna ait bir kod demek için kullanılır. Indentation işlemine önem verilmemesi halinde derleyiciniz tarafından hata alabilirsiniz. Daha demin aldık hatta. Hatta kodunuz hiç çalışmayabilir, çalışmadı da. Python'da bu düzene dikkat etmek gerekir, önemlidir. Yani yazıyorsanız buna dikkat edeceksiniz. Bu Python'ın kuralı, yani İngilizce'de ya da Türkçe'de nasıl nokta koyuyorsanız, cümleyi bitiriyorsanız, paragraf başı yapıyorsanız, bu da Python'daki paragraf başı gibi düşünebilirsiniz. Bu paragrafa ait demek için bir tab kullanıyoruz. If else komutu. Buraya geçmeden önce 5 dakika ara vermek ister misiniz? Devam edelim mi?
Nasıl yapalım? İsteyen var mı? Hani bir 5 dakika hava alalım diyen var mı? Yoksa devam edeceğim. Tamam. If else komutu. Else komutu kullanıcının if komutu aracılığıyla belirlediği koşullu durumlara dahil olmayan durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Bu sayede çift seçimli şartlı dallanma yapıları oluşturabiliriz. Ya çift seçimli şartlı dallanma yapıları nelerdir? Aslında gördüğünüz gibi if yazdık, yine koşul yazdık. Koşul true doğru ise buraya giriyoruz. Değilse ne yapıyorduk üstteki kodlarda? Alttakine devam ediyorduk. Buradan aynı şekilde ne farkı var peki? Buraya girdim. Baktım koşul true. Girdim. Sonra ne yapacağım? Else devam edecek miyim sizce? Yoksa devam etmeyecek miyim? Ya da mesela geldim koşul diyelim ki false. Ne yapacağım o zaman koşul false'sa? Else devam edecek miyim, etmeyecek miyim? Bu else ne işe yarıyor? Bilen var mı? Bir tahmini olan var mı ya da? Else aslında diyor ki bize, diyelim ki geldik. Koşulumuz true, doğru, tuttu. Tamam. Geldik, işlemi yaptık. İşlemimizi hallettik. Peki yukarıda ne yapıyorduk? İşlemimizi hallettikten sonra aşağıdaki kodlarla devam ediyorduk. Ama else diyor ki, bu ise bu. Fiyat If olmazsa bana gel. If'i yaptıysan bana gelmene gerek yok. Yani eğer buradaki koşulumuz tuttu, bu işlemi yaptıysak else atlayıp geçeriz. Yok, if'e girdik, koşulumuz olmadı. Bu satırları yapmayacağız, işlemeyeceğiz, okumayacağız. O zaman else ile devam ederiz. Yine zaten İngilizce'deki gibi if else, else yapısını kullanabiliriz. Hani İngilizce'den çağrılmışım yapabilir. If giriyoruz. Diyelim ki oldu. Yaptık, else atlarız. If olmadı, else bu işlemi yaparız. Yani yalnızca birinin yapılacağını garanti ediyoruz. Ya if yapılacak ya else yapılacak. Bunlardan biri. Bunların kullanım koşullarını da şimdi anlayacaksınız amaçlarını daha net. İstiyorsanız buradaki gördüğünüz bu flowchart yani akış tablosunu bir inceleyelim beraber. Bu aslında akış tabloları çok sık kullanılır Ali. Sen bahsetmek ister misin bunlardan? Tamam. İstersen şöyle bir derste klasları görmeyeceğiz sanırım. Bu derste ve bu toplam 4 hafta boyunca da yetişeceğini düşünmüyorum. Çünkü giriş kısmında onu anlatırsak örnek Val sayısını göreceğiz. azaltmamız gerekiyordu. Val göreceğiz, evet, devamında göreceğiz. Şimdi şöyle bahsedelim. Bu akış diye aslında zaten Pelin arkadaşımız da başta anlattı. O if şeyine gelir misin? İki if'e. İki if şeye. Osman. Mesela burada baktığımızda burada bir sayının bir değerini alıyoruz, değil mi? Burada mesela atıyorum sayı değeri input 10 girdi kullanıcı tarafından ve ikiye bölündüğünde kalan 0 geldi. Sayı sonra 0 eşit oldu. Bu en son sayı yüzdelik işareti eşittir 2 durumunda. Şimdi bizim sayımız 0'a eşit olduğunda öncelikle mesela burada if sayı 1 mi diye bakıyor. Eğer değilse atlıyor ve sonra bir daha kontrol ediyor. 0'sa bakıyor. Evet, sıfırsa çift sayıyı yazdırıyor. Yani bir bakıma sıra sıra yapıyor işlemi. Bundan dolayı biz bu sistemleri açıklarken, bu koşullu dallanma işlemlerini açıklarken bir akış diyagramı çizersek aslında karışık bir script'ti. Yani bir kodu daha rahat bir şekilde yorumlayabilir. Hatta bir hata yaptığımızda tekrar akış diyagramına bakarak nerede hata yaptığımızı da hani hızlıca tespit edebiliriz. Bir akış diyagramına geri dön istersen efendim. Dönüyorum, basamadım ha. Şimdi mesela burada önce bir akış diyagramına bakalım, koda bakmadan önce. Hani notu giriniz diyor. Şimdi burada ne demek istiyor? Kullanıcıdan bir input yani bir değer bekliyor ve integer diye tanımlamışız. Yani bir tam sayı, yani bir değer bekliyor, bir sayısal bir değer. Bir sayısal değeri aldıktan sonra sistem direkt diyor ki bu not 65 veya üzeri bir not mu diyor. Bu eşkenar dörtgende geldiği zaman akış diyagramında bir dallanma yani bir koşul ibaresi olduğunu belirtiyor. Bir akış diyagramında bu şekil. Ondan sonra doğru mu yanlış mıyız bunu kontrol ediyoruz. Mesela kullanıcı girdi 70 notunu girdi. 70 notunu girdikten sonra akış diyagramında eşkenar dörtgene geldi. 65 veya üzeri bir not mu? Evet, 70 ne? 65 veya üzeri bir not. Bundan dolayı akış diyagramı devam ediyor. True bölgesinden ve diyor dersi başarıyla geçti. Bu şekilde akış diyagramında
Yani istediğimiz şeyleri kullanarak, istediğimiz inputları kullanarak akış diyagramı üzerinden sistemimizi kontrol edebiliriz. Akış diyagramını çizdikten sonra zaten kodu script'e yazmak çok daha kolaylaşıyor. Nasıl kolaylaşıyor? Biz burada dikkat ettiysek zaten çift dallanma var. True ya da false. Burada kullanabileceğimiz en pratik işlem if else sistemidir. Öncelikle ama bizim bir en başta belirttiği gibi notu giriniz ibaresinde bir not girilmesi gerekiyor. Notu kodda da belirtildiği gibi not integer input'tan bir aldığı notu girdik. Aldığınız notu giriniz ibaresini gördük kullanıcı. Orada bir notunu girdi. Notunu girdikten sonra sistem otomatikmen işte not 65'ten büyük eşittir mi? Yani eğer büyük, ya 65 mi, 66 mı, 67 mi? Eğer bu değerler aralığındaysa evet if şeyiniz true oluyor. Yani if durumunu, koşulunu sağlıyor ve print tebrikler dersi geçtin ibaresini bize çıktı olarak veriyor. Ta ki istenmeyen durum olursa yani false durumu gelirse 65'ten aşağı bir durum gelirse aşağı bir not gelirse yani 64, 63, 63 gibi bu durumlar sonucunda da else giriyor. If'ten çıkıyor çünkü if'in durumu sağlanmadı ve else durumunda da print olarak üzgünüm dersten kaldığınızı yazdırıyor. Evet, gördüğünüz gibi kodunu da görebiliyorsunuz burada. Ali arkadaşım çok güzel açıkladı. Teşekkür ederim. Geçiyorum, burada bir sorunuz yoksa. Daha flowchartları göreceğiz çünkü. Sadece if komutu ile yapmak istersek. Çok önemli. If else kullandık. If else hatırlarsanız biri ya da birine girebiliyorduk. İkisine de giremezsiniz. If doğruysa if'e, if yanlışsa else girer. Yok, diğerini atlar. Gayet gidip ben burada ikisini de not 65 ve üzeri yazarım. Ne nedir diğer koşulumda? 65'ten küçük olmasıdır. If ile yazarsam yani bu şeyde bir sıkıntımız olmayacak. Böyle de yazabiliriz. Ama şimdi if else'in hata verdiği bir yere geleceğiz. Yani if else kullanmazsanız bu şekilde yazarsanız hata alacağımız bir yere geleceğiz. Bu şekilde yazılabilir, evet. If aynı sonuçları alırsınız. Şu an geçiyorum. If komutuna geldik burada özel olarak. Eğer bir durumun gerçekleşmesi birden fazla koşula bağlı ise elif komutundan yararlanılır. Yani mesela siz burada 65'ten yüksek alıp dersi geçersiniz, az alıp düşersiniz. Ama peki şöyle yapmış olsak, 95 ve üzeri alanlar A alacak, 80 ve 90 arası alanlar B alacak, 86 alanlar C alacak. Bu durumda ne yapacağız? Evet, 3 tane if yazabilirsiniz alt alta. Ama if else yapamazsınız. Bu başka bir şeye gider. Bunun yerine if, elif, else yazmanız gerekir. Birden fazla if komutu kullanacaksanız ve aynı hani koşula bağlıysa, şeye bağlıysa elif kullanmanızı öneririm. Çoklu seçimlerde bu komutlar sıralı bir biçimde alt alta kullanılır. Sıralı çok önemli. Sıra fark eder. Sırası burada çok önemli. Şimdi göreceğiz. Bundan önce yine bir akış tablosu inceleyelim. Burada anlamadığınız bir şey var mı Elif'le ilgili, yani teorik olarak? Tamam. Yoksa Ali sen bahset istersen. Gene öncelikle isterseniz ben bir anlatmadan önce bir 15-20 saniye bir akış diyagramını inceleyin. Hani az önce bir örnek çözdük zaten akış diyagramı ile alakalı. Daha doğrusu akış diyagramını özetledik. Siz önce bir kendiniz bir anlamaya çalışın 15-20 saniye. Sonra ben anlatayım hemen. Şimdi öncelikle devam edecek olursak sistem en başta yani bu elips şeklinde elips şeklindeki sembolde bize şey demiş bir i değerini giriniz. Yani i değerinden kastı bahsettiğine göre 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 diye devam etmemesi gerekiyor. Yani 1 ile 12 arasında bir değer olması gerekiyor. Çünkü i 12 tane i var. Ya ilk birinci aydasın ya 12. aydasın gibi. O 1 ya da 12 arasında bir değer girmemiz gerekiyor. En başta bir sıfır değerini niyeyse sorgulanmış akış diyagramında. Niyeyse sorgulanmışız. Bunu da zaten kodda da bunu anlatacağız. Şimdi sıfır değerini sorgulanda bakıyor. Eğer kullanıcı sıfır girdiyse yanlış değerdir diyor.
Eğer true yani cidden sıfır değeri girdiyse bu değer yanlıştır diyor ve bizden yanlış değer girmemize dair bir ipucu vermesini isteyeceğiz ya da direkt kod bitirilecek. Bu kullanıcıya bağlı olan bir şey. Eğer sıfır girmediyse sistem devam ediyor. Eğer sıfır girmedikten sonra kullanıcı 12, 1 veya 2 değerini girdiği zaman diyeceğiz ki biz çıktı olarak kullanıcıya şu an kış mevsimindeyiz. Yani siz kış mevsimine ait olan bir ay değeri girdiniz. Aralık, Ocak, Şubat. Eğer 12, 1, 2 girmediyseniz bu değerler haricinde bir şey girmediyseniz yani 3, 4, 5 girdiyseniz sırasıyla bu sefer ilkbahar mevsimindesiniz diyeceğiz. Ama eğer gene 3, 4, 5 girmediyseniz 6, 7, 8 girmişseniz 6, 8 değerine herhangi birisini girmişseniz yaz mevsimine tekabül ettiğini söyleyeceğiz. Şayet eğer yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1, 2 diye ayırmamızın nedeni de az önce Pelin arkadaşımız da anlattı zaten. Bu Python'da bu koşullu şartlı dallanmalar sırası çok önemlidir. Sırası çok önemli olduğundan dolayı bu kümeleme işlemine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kümeleme işlemi sayesinde kodu çok daha pratik bir şekilde her seferinde if 6 ile karşılaştır, if 7 ile karşılaştır, if 8 ile karşılaştır yerine if 8 küçük eşittir yazarak mesela yaz mevsiminde olduğumuzu anlayabiliriz. Bu sırayla yazma biçiminde. Neyse o konu kodla zaten Pelin arkadaşına anlatır. Ben kod algoritmaya devam edeyim. Akış diyagramına devam edeyim. Olur. Tamam. Bundan sonra hemen bir anlatayım. Mola verelim o zaman. Devam ettikten sonra 9, 10, 11 değerini girdiğimizde güz mevsiminde olduğunu söyleyeceğiz. Eğer bu değerlerde herhangi bir değer girilmediyse diyeceğiz ki kullanıcıya siz 0 ile 12 arasında 0 ya da 1'den 12'ye kadar bir değer girmediniz. Çok farklı bir değer girdiniz. Girdiğiniz değer ay değerine ait değildir diye bir çıktı vereceğiz. Tamam. Bu da hemen bir görelim. Sonra isterseniz bir 5 dakika mola verelim while ve for döngülerine geçmeden önce. Gördüğünüz gibi ay adlı bir değişkenim var. Bir input alıyorum ve bu input'u integer'e çeviriyorum. Artık burası klasik gibi oldu bizim için. Ayın sayısal değerini giriniz dedi. Zaten sıkıntı yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bu canlı yayın kayıtları da zaten paylaşılacak YouTube'da. Yani istersen oradan da takip edebilirsin. Slaytlar da paylaşılıyor zaten. Katıldığın için teşekkür ederiz. Ay eğer sıfır ise, bakın eşittir, iki eşittir, denklik, karşılaştırma komutudur. Eşit ise, yani ay ve ay değişkenim sıfıra eşit ise bu if'e gir diyorum. Eğer sıfırsa yanlış değer girdiniz diyecek programdan. Direkt yanlış değer girdin deyip buradaki bütün satırları atlayıp else'in altındaki varsa oraya, yoksa programı bitireceğiz. Atlayacağız. Unutmayın, if, elif, else falan bir an varsa yalnızca bir tanesini çalıştırabilirsiniz. Diğerlerini çalıştıramazsınız. Tutsa bile. Şimdi sonra mesela düşünün. Şimdi bir girdiniz. Bir geldi. Sıfır değil. Bir girdi kullanıcı. Ay değişkenim 2'ye küçük eşit mi bir değişkenim? Evet, doğrudur. Print ay basacağım. Ay print kış basacağım ve gerisinden çıkış yapacağım. Hiçbir kodu okumayacağım. Bunu da okumayacağım. Buraları da okumayacağım. Ama bir, değil mi? Bir ayın bir olması 5'ten küçük ya, gerçekten de tutuyor. Ne yapacağız? Buna girecek miyim? Hayır. If, elif, else yapısı olduğu için diğer bütün satırları atlayıp Değil mi? akışımı buradan Değil devam mi? ettireceğim dersi. Tamamdır. Buradan devam ettireceğim. Eğer 2 ise kış girip çıkacağım. Mesela 3 ise ne olacak? İlkbahar girecekmişim. 4, 5 ise ilkbahar gireceğim. Daha büyükse aşağılara atlayacağım. Gördüğünüz gibi ay değişkenimin bu büyük sayılı olan koşullarını yukarı yazmadım. Eğer bunu yukarı yazsam ne olurdu? Bir girdik, bire bana gidip 100 basmaya çalışacaktı. Halbuki bundan önce gireceği ikiler var. Girebileceği, sağlayabileceği en düşük, en dar alanı en yukarı yazarsanız 2, 5, 8, 11 gibi gidiyor. Burada bir hata almayacaksınızdır. Aşağıda da bunun çalıştığı örnekleri görebiliyorsunuz. Else demiş. Yani mesela sıfır yazdık, sıfırın yanlış olduğunu biliyorum ama bir sürü değer var. Bilgisayarın alabileceği bir sürü şey var. Ben hepsini yazıp hepsine yanlıştır, yanlış değer girdiniz yazamam. Mümkün değil. 13, 14, 15, 1 milyona kadar belki yazacağım. Yazamam, onun yerine else yazıyorum. Buradaki şartlar dışında kalan her şey için
else gidiyor. Kodum yanlış değer girdiniz. 365. Burada bir sıkıntınız var mı? Bu arada bir de istersen bu akış diyagramında bilerek bir yeri yanlış yazmıştım. İstersen mola verdiğimizde 5 dakikalık molada da bu akış diyagramı dursun. Ha, arkadaşlar fark edecekler mi o yanlışı? Kendileri paylaşırlar zaten. Tamam. Oturumumuz açık kalabilir sanırım. 5 dakika sonra buluşalım isterseniz. Yani 10 geçe, 8'e 10 geçe buluşalım. Eğer anlamadıysanız, burası tam oturmadıysa kafanıza, buna benzer bir tane daha sıranın önemli olduğu bir örnek daha sizinle işleyebiliriz. Açık dursun. 5 dakika mola.
Onu olur. Başlayalım mı hani? Olur. Burada da arkadaşlar bakmışlardır belki arada. Yanlış şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimal fark etmişsinizdir zaten. Şimdi bu akış diyagramını bir kodun sıralaması gibi düşünürsek, yazma sırası gibi düşünürsek, öncelikle sıfır değeri kontrol ediyor ve sonra kontrol ettiği değerler 12-1-2 kış mevsimi için. Aslında öyle değil. Kontrol ettiği değerler sıfırdan sonra sadece 1-2. 12 değerini en sonunda kontrol ediyor. Yani aslında o bu akış diyagramında değer 1-2'yi kontrol etti. Sonra kış mevsimimizdeyiz dedi ve devam etmesi gerekiyor. Güz mevsimimizdeyiz dedikten sonra 9-10-11'i kontrol ettikten sonra ondan sonra oraya bir değer 2 eşittir 12 yazılıp true olursa kış mevsimindeyiz. False olursa girdiğiniz değer herhangi bir ay değeri değildir şeklinde yazılması gerekiyordu bakış diyagramında. Tamamdır. Burada koda ait anlamadığınız bir şey var mı? Yine dediğim gibi başka bir örnek çözebilirim. Sıranın önemli olduğu ile ilgili hani 12'yi buraya, 11'i buraya yazsak, 2'yi buraya yazsak fark ederdi hatırlıyorsunuz. Dersimizin sonunda zamanımız kalırsa bununla da ilgili bir şey yazalım. Örnek yazalım. Dönem 7, döngüler, while ve for döngülerini göreceğiz iki tane. Döngüler nedir? Döngüler bazen sistemimizin istediğimiz süresini devam etmesini veya tekrar etmesini isteriz. Mesela herhangi bir soru cevaplandığında doğru cevap verilene kadar sorunun tekrar sorulmasını isteyebiliriz. Bu döngü işlemlerini birazdan bahsedeceğimiz komutlar sayesinde sağlayabiliriz. While komutu ilk bahsedeceğimiz komut. Bu komut sayesinde kullanıcının belirlediği aralıktaki kodun tamamen işlenip üstelik kullanıcının belirlediği sınıra kadar tekrar etmesini sağlar. Yani belirlenen koşulun gerçekleştiği veya gerçekleşmediği sürece kodu tekrardan işleten komuttur. Görüldüğü üzere tekrar miktarı koşula bağlıdır. Yine gördüğünüz gibi while yanında bir koşul diyoruz. Bu koşul doğru, true ise, bir ise buraya gireriz. Bu while'ın içine girer ve bu işlemler neyse bunları yaparız. Yani while'da koşulun nedir? Mesela bir değişkenim dediği gibi önceki burada yazdığı gibi örnekle sorunun doğru cevabının bulunması mesela. Bulunana kadar bunu sonsuza dek sorabiliriz. Ya da bulundu, ilk seferde bulundu. Bu koşul artık sağlanmıyor. Ve aşağıda normal buradan devam edeceğiz. Yani while döngümüz bittiği zaman bittiği yerden şu indentation yani boşluğun kesildiği yerden okumaya bilgisayarımız satır satır okumaya devam edecektir. Burada bir başka bir akış görüyoruz. Bir süre inceleyin isterseniz bunu 15-20 saniye ne yapmak istediğini. Burada gördüğünüz gibi başlıyoruz komuta. Burada başlangıcımızda toplam ve k adlı iki tane değişkenimiz var. Bunların başlangıç değerleri sıfır. Sonra fit değerini belirleyin demiş. Burada bunu kullanıcıdan alabiliriz ya da belirli olabilir. Burada bir bekliyoruz. Burada bir koşul var. Ne yapıyor? Fin K'dan büyük eşit ise bu işlem doğruysa toplam değerini yazdır. Hayır böyle bir şey yoksa false ise toplam değerini K kadar arttır. K'nın değerini de bir arttır. Tekrar bu döngüye dön. Gördüğünüz gibi şuraya ulaşmadığımız sürece hep bir döngü, hep bir aynı yere dönme halinde. Bu yüzden bunu döngü diyoruz. İstediğimiz kadar yani K'yı ne belirlersek, fini ne de belirlersek o kadar döner, o kadar uzun sürer. Bununla ilgili Ayrıca hemen bir mantığını istersen ben anlatayım hemen. Şimdi başta K'yı sıfır olarak tanımlamamız nedeni şu aslında. K'nın sıfırdan fin değeri yani finish, bitiş noktası, ulaşması gereken noktaya kadar tüm değerlerini topluyoruz. Her seferinde bir arttırarak. Mesela K sıfırdı. Mesela fin değerini 10 belirledik değil mi? Koda dikkat edersek işte kodu aşama aşama gidiyorum. Gittiğimizde sonra fin büyük eşittir k diyor. Zaten eğer biz fini 10 belirlediysek ve k da sıfırsa bu durum şüphesiz büyük olacak fin değeri k'dan. Ve yani ne olacak? Aslında ben burada yanlış yazmışım sanırım. True ile false'un yerine ters yazmam gerekiyordu. Şu an evet. yeni fark ettim. Şimdi kodda Evet. görürüz. Aynen. Bu fin değeri k'dan büyük olduğu zaman yani true olduğu zaman sağ sapması gerekiyor aslında. Sağ saptığında da her seferinde bir toplam değerine K'nın tüm değerlerini sıra sıra topluyor. K'nın değerini bir arttırarak. Mesela
Şimdi K'nın değeri sıfırdı. Gitti. K'nın değerini topladı. Toplamda K'yı topladı. İlk başta sıfır. Çünkü X de sıfır zaten. Sonra K'nın değerini bir arttırdı. K bir oldu. Sonra bir daha karşılaştırdı. Fin değeri 10'du. K baktı gene bir. Gene bu durum yanlış. Ondan dolayı gene bu durum doğru. Sonra devam ettiriyor. Toplam sonra ne oluyordu? Sıfırdı toplam. K'da birdi. Sıfırla biri topladı bir. K'yı bir arttırdık iki. Sonra gene kontrol ediyor. Baktı 10 değeri gene 2'den büyük. Ve topladığında sonra geldiğinde toplam değeri 1, K değeri 2, 1 artı 2, 3, K değeri 3 oldu. Bu şekilde devam ediyor. En sonunda bu değerler birbirine eşit olduğu zaman yani K değeri 10'a ulaştığı zaman biz aslında 0'dan 10'a kadar olan tüm değerleri yazdırmış oluyoruz. Ve aslında burada bu algoritma yanlış değil. Aslında while'ın çalışma mantığı böyle. Hani şöyle söyleyeyim. Neyse sen koda geldiğinde zaten gösterirsin. Onu sadece isterseniz orada kodu böyle okumayalım. Bir de bakalım, ben burada daha önceden hazırlamıştım. Burada Python Tutor adlı bir sitemiz var. Bu çok yararlıdır. Neden yararlıdır? Sadece kodu yazmakla kalmıyorsunuz. Bu kodun adım adım işlenişini görüyorsunuz. Adım adım değişkenleri görüyorsunuz. Hemen şuradan şu çalıştırmaya basıyoruz, görselleştiriyoruz. Şimdi başlayalım. Next. Toplam sıfır bakın. Global frame'de toplam değişkenim adlı değişkenim sıfır. Geçtik. K değişkenim sıfır. Şimdi fin adlı bir input almamı istiyor. Ne diyelim mesela? 5 diyelim. Bunu gönderdim. Sonra fin değişkenimi 5 yaptı. Hatta şurayı da yazdı. Şimdiki adımımız while döngüsüne geldik. Şimdi while'ın içindeki bu koşulu kontrol edeceğiz. K gerçekten fin değerinden küçük eşit mi? Bakalım yani ne yapmış? K'mız 0, fin 5. Evet doğru. O zaman while'ın içine girebilirim diyecek kod. Ve giriyoruz. Şimdi bu satıra geldik yani. Line bunu okuduk. Şimdi next olan kırmızı olan. Şimdi bunu çalıştıracağız. Ne yapacağız? Toplam değerini K değerini ekleyeceğiz. Ve bunu tekrar toplam değişkenine atlayacağım. Şimdi toplam değişkenine bakın. Başta sıfırdı. Şimdi bunu benden K ile toplamamı istiyor. K ile topladığım zaman hemen şurada da K'yı da bir arttırdık. Toplam değişkenimiz neden artmadı? Ha, çünkü ilk başta sıfıra topladık. Şimdi bakalım K'mız bir oldu. Bir daha topladık. Gördüğünüz gibi bir oldu. K iki oldu. Devam ediyoruz. Ta ki 2 5'e eşit olana kadar. Devam ettik. 3 3 4 ve 5 oldu. 5 oldu. Son eşit olduğu koşulunu da sağladık. Bunu da topladık. Ve daha sonra K değerim artık 6 oldu. 6 bu koşulu sağlamadığı için bu döngüden çıkıp kaldığımız yerden 8, 9. satırdan devam ediyoruz. Sonunda da bunu yazdığımızda şöyle büyüteyim. Gördüğünüz gibi 15 olduğunu görebilirsiniz. Şuraya geri dönelim. Burada da çalıştırdığım zaman 15 artışık 12 toplamı 78'miş. Bu şekilde devam ediyor. While'da şu ana kadar anlamadığınız bir şey var mı? Yoksa eğer while'ın içine şey de yapmayalım ama şuraya while'ın içine true yazarsanız sonsuz bir döngü yaratmış olacaksınız. True birdir. True'yu hiçbir şekilde bu kodda false yapmadığınız için her zaman koşul sağlandı. Her zaman bir olduğu için sonsuz bir döngü yaratmış olacaksınızdır. Bunu da unutmayın. Yani sonsuz döngü yapmak istediğiniz zamanlar da olacak. Birazdan ona da geleceğiz. Böyle sağlarsınız. Bahsetmiş olalım. For komutu. For komutu while döngüsünden farklı olarak tekrar sayısı for komutunda başta belirtilir. For komutuna girmeden önce in komutundan bahsetmek gerekir. In komutu bir elemanın başka bir listede veya karakter dizilerinin olup olmadığını inceler. Bu özelliğini kullanarak for döngüsü ile listelerde karakter dizilerinde döngü işlemleri yapabiliriz. In anlamı yine İngilizce'deki in gibidir. Python zaten İngilizce konuşmak gibi. İçinde bulunup bulunmadığını araştırıyor. Mesela for parametre in liste. Yani parametrenin aramak istediğimiz parametrenin listenin içindeki karakterlere atıyor. Neyse artık karakter sayı ne varsa atayıp onlarla işlem yapmamızı sağlıyor. Range fonksiyonunu da göreceğiz şimdi. Peki nedir? Hemen buraya gelmeden önce şurada bir örneği de yine Python Tutor'a atmıştım bu örneği. Gördüğünüz gibi listem var. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
integerlarından oluşan bir listem var. For i in list, print i dedim. Ne demek istiyorum? Listim nedir? Listim bu. Diyor ki, listin içindeki her i için bunu döndür. Yani listin her elemanını sırasıyla i'ye atayacağım. Bunu bir görelim. Başlıyorum. Listim neymiş? List adlı bir değişkenim var. List adlı değişkenimin içinde de bunlar var. İndeksleri de gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor bu şekilde. Başlayalım. For'un içine girdik. Bunu sağlayamayacak hani bir durumumuz yok. Girmemize engel bir durum yok. Girdik. İ değişkenim var. İ değişkenimin ne olmasını bekleriz? 1. Gerçekten de 1. Sonra gidiyoruz. Print i. İ'yi bastırdık. Bir daha geldik. Bir sonraki elemanın listemin yine 1. Yine i değeri de i değişkenin 1 olacaktır. Bunu da bastırdık. Ama şimdi bu sefer buradaki ya üçüncü yani indekslerde ikinci elemana geldiğimde bunun değeri 2 olduğunu görüyoruz. I in list dedik artık i yerine 2 atayacaktır. Gördüğünüz gibi burada 2 atadık. Bunu basacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun aynısını stringlere de yapabiliriz. Listeye de yaptık. Yani in yani in ifadesi bu şekilde bu tarzda kullanılabiliyor. List yerine bir string de koyabilirdiniz. Hiç fark etmez. Bu tarzda kullanılıyor. Bakarsak hemen şuraya. Aynı sonucu görmüş olacaksınız. Burada başlıyor şeyimiz, algoritmamız, scriptimiz. Geliyoruz. Son elemanına geldik mi? Hayır gelmedik. Daha baştaki elemandayız. O zaman elemanı işleme diğer elemana geç. Evet işledik. N'ye bir atadık. Bunu da bastırdık. Geldik. Gelmedik. Son elemana geldiysek artık bitir deyip for döngüsünden çıkıyoruz. Bunun da çalışma stili bu şekilde. Bir de burada şeye de istersen bir dikkati çekelim. Burada dikkat ederseniz hani biz listi bir x ekseni yani bir yatay eksende yazdığımız halde bile print dikey eksende yazdırdı. Bunu da Python'da mesela bir print'i yazdırdıktan sonra her seferinde bir o satır boşluğunu hatırlarsanız önceki derslerde bahsetmiştik. Bir satır boşluğu da kullandığını unutmayalım. Yani bir alt satıra geçtiğini unutmayalım. Bundan dolayı otomatik bir printen yaptığımızda her seferinde yeni bir print değeri yazdırdı. Bir n değeri yazdırdığımızda alt satıra yazdırdı. Evet şeyde Python'da otomatik olarak printin içinde hatırlarsanız aşağı geçmek olan enter karakteri vardır. Görmüyoruz ama var orada Python fonksiyonun içinde. Python'daki print fonksiyonun içinde. Range'den bahsetmiştim burada. Bunu biraz açalım. Range diye bir fonksiyonumuz var. İçinde start, stop ve step'lerimiz var. Hatırlarsanız indekslerde başlangıcı start'ı almıştık, stop'u almamıştık. Burada da aynı kural geçerli. Genelde for döngüsüyle beraber kullanılan bir fonksiyondur. Range fonksiyonu sayesinde for döngüsünün çalışma aralığı veya çalışma düzeni belirlenebilir. Range 8 demek ne demektir? Sıfırdan başla. 8'de bitir ama 8 dahil değil hatırlarsanız. Start dahil, stop dahil değil. Burada bir adım belirtmemişiz o zaman 1-1 git demek. Eğer range 2, 2'yi belirtmiş. 2'den başla, 2'yi dahil et. 22'de bitir, 22'yi dahil etme. 4'er 4'er git. Hemen bakalım şurada şuraya. Hemen şuraya 2, 22, 4. For n in range 2, 22, 4. Ne yapıyoruz? 2'den başla demiştim, 2'yi alacağım. Sonra demiş ki 4 4 atla. 4 atlayacağım. 6 4 atlayacağım. 10 18. Ama 22 yani sonuncu olan stop değerim dahil edilmediği için 4 atladığımda 22'ye denk gelse dahi yazmıyorum. Çünkü o dahil değil. O yüzden ondan önce de bir daha 4 atlayamadığım için 21'e falan yazmadım. Reverse'de anlayacağınız üzere tersine çevirmek. Tersten yazıyor. Ne yapıyoruz? Burada diyor ki 4 4 4 normalde artma miktarıydı, adım miktarıydı. Burada da tersine çevirdiğim için azalma miktarım oldu. Diyorum ki, tersten başlıyorum hatırlarsanız. 22'den başlayacağım tersten gittiğim için. Ama buradaki dahil olmadığı için dahil etmeyeceğim. Buradaki 2 başlangıcımdı normalde ama burada sonucum oldu. Bunu dahil ediyorum. Gördüğünüz gibi tersten başlıyorduk. 18, aynı tamamen tersine çevirdik. 18, 4 indim. 4 indim, 4 indim, 4 indim. 22 dahil değil hatırlıyorsanız. Burada yazdığım stoptaki dahil değildi. Sadece reversed olduğu için böyle oldu. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı?
Yoksa geçiyorum. Enumerate diye de bir komutumuz, bir fonksiyonumuz var. Bu for komutunda kullanılacak ifadelerin sıra numarasını belirtmek için kullanılan bir fonksiyondur. İşe yarar mı? Yarayabilir tabii ki. Nasıl? Burada bir parantez açıyoruz, normal fonksiyon parantezlerimizi. İçine bir list girmişiz gördüğünüz gibi. Bu köşeli parantezler list belirtiyor. Listimizin içinde de hani belli verilerimiz var. Burada aylar yazılmış, Ocak, Şubat, Mart diye. Gördüğünüz gibi normalde yukarıda hep bir tane for n in range, for e in range vesaire gibi şeyler kullanıyorduk. Burada ama iki tane değişkenim var. N ve i. N nedir? Şimdi Ocak'tayız değil mi? Sıfırdan başladık. Ocak'tayız. Ocağı ikinci veriye i'ye atıyoruz. Diğerini n'e ise bunun indeksini, nerede bulunduğunu atıyoruz. Ve bunları bastırmak istemişiz. 0 Ocak, 1 Şubat, 2 Mart gibi gidiyor. Görüldüğü üzere enumerate fonksiyonunun içinde bulunan karakter dizilerinin sıra numaralarıyla sıralamış olduk. Dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki sıra numarası verme işlemi 0 ile başlayıp devam etmektedir. Toplam karakter dizi sayısını bulmak için son indisi 1 arttırmak yeterlidir. İndeksler, saymalar hepsi sıfırla başlıyor. Hani bugün şu ana kadar gördüklerimizin. Şimdi forlardan birleşik for, yani içre for kullanımına geçtik. Önceki slaytlarda bahsettiğimiz indentation kavramı sayesinde birbirlerine bağlı for kalıplarını kullanıp bunlara döngü içinde döngü tarzı sistemler tasarlayabiliriz. Bu kullanım bizi, yani birleşik for, yani illa for iç içe olabilir de while ve for da iç içe olabilir. For'un içinde if kullanabiliriz. While'ın içinde if kullanabiliriz. Bunların hepsini yapmakta serbestiz. Önemli olan şu hani indentation, yani boşluk bırakma sistemine dikkat edelim. Bu kullanım bize matematikte dağılım işlemi, matrislerde çarpma gibi basit bir gibi sabit listesinin işleme geleceği, diğer sabit listesi tüm kombinasyonların sağlanacağı işlemler sağlanabilir. Bu kavramı biraz daha açmak adına akış diyagramlarıyla beraber kendisiyle ilgili kodu inceleyelim. Ali, açıklamak ister misin bu diyagramı? Aynen. Başta biraz karışık duruyor olabilir ama gene öncelikle değişkenlerimizi sıfır olarak atadık. Atadıktan sonra, yani sıfır olması gerektiğini söyledik akış diyagramında. Ve direkt ilk olarak baktığımız şey, sistem K8 oldu mu? Onu isteriz, yani ne kadar yazmak istiyorsanız o değeri yazabilirsiniz. Yani kodu düşünmeyelim. Sadece akış diyagramına bakarak bakacak şekilde yorumlayalım isterseniz. K8 oldu mu? Yok, hayır, olmadı diyoruz. False yani. Onun için sağdan devam ediyoruz. K'yı 1 arttır diyoruz sisteme. K'yı 1 arttırdıktan sonra diyoruz ki n eşittir K oldu mu? Çünkü n 0, daha olmadı. Ama K'mız 1, hayır olmadı diyoruz. N'i 1 arttırıyoruz ve diyoruz ki çizgi çiz. Yani tire işaretini çiz. Tire işareti çizdikten sonra bakıyoruz bu sefer. Gene bir sistemi kontrol ediyoruz ve n eşittir K oldu mu? Bu sefer bakıyoruz, ikisi de 1. Evet, diyoruz ki evet doğru diyoruz. N de 1, K da 1. Tam o zaman çık diyelim. Biz true'yu, yani true yolundan devam edelim. N zaten, N'i de sıfırlayalım ki ben her seferinde böyle bir piramit, bir merdiven biçiminde bir şey çizebileyim. Bir ne derler? Bir sembol çizebileyim. Bir resim çizebileyim diye N her seferinde sıfırlıyorum. Çünkü N'i her seferinde sıfırlamazsam alt alta bir, alt alta böyle bir sembol çizmiş olacağım. Merdiven şeklinde bir sembol çizmiş olmayacağım. Ondan dolayı N'i her seferinde sıfırlama ihtiyacı duyuyorum. Bunu da zaten kodda çok daha basit bir şekilde hallediyoruz. Bu forun kendi mekaniğinden geliyor. Neyse, devam ettikten sonra alt satıra geçmemiz gerekiyor. Çünkü niye alt satıra geçmemiz gerekiyor? Bizim istediğimiz şey bir merdiven çizmek. Ben şimdi mesela şey de yapabilirim. Bir çizgi çizerim. Bir çizgi çizdikten sonra yanına bir boşluk bırakıp iki çizgi çizerim. Sonra bir boşluk daha bırakıp üç çizgi de çizebilirim. Ama o zaman bir öyle bir şekilde çizebilirsiniz. Tabii kişisel istek, ama ben merdiven gibi bir şey çizmek istiyorum. Bu şeye göre, flowchart, akış diyagramına göre. Alt satıra geçtiğim zaman diyorum ki K8 olmadı. Oldu mu? Hayır, daha olmadı. Ondan sonra olmadığını biliyorum. Çünkü K daha 1. Ve K'yı gene 1 arttırıyorum. K2 oldu bu sefer. Sonra diyorum ki N eşittir K oldu mu? Olamadı çünkü N'i sıfırlamıştım. Ondan sonra N'i 1 arttırıyorum. Çizgi çiziyorum. Bu soruyu bir daha soruyorum ve gene aynı şekilde N'i 1 arttırıp çizgi çizdiğimde bu sefer 2 çizgi çizip N'i sıfırlayıp alt satıra geçmiş oluyorum. Bu işlem bu şekilde devam ediyor ta ki K8 olana kadar. Evet, burada kodumuz var. Hatta bunu da yine istiyorsanız Python Tutor'dan daha detaylı bir şekilde inceleyelim.
Şuraya yazmış olmam lazım. Bakayım. Yazmamışım ama isterseniz biz kendimiz de yazabiliriz ya da şuradan inceleyelim. Zaman kaybetmeyelim. K in range 8 dedik. Range'de ne yapıyorduk? Hatırlarsanız bakın range 8 direkt burada 0. 0'dan başla 8'e kadar git ama 8 dahil değil. Bu şekilde gideceğiz. K'mız öncelikle 0. Ne? Hatta şunu şöyle yazalım daha açıklayıcı olsun. Şuradan. Şöyle yapalım. Range. Değil mi? 8 dedik. Bir daha koyuyoruz. Indentation unutmuyoruz. For J olsun bu seferki de. Ne demişiz kodda? A artı 1. Ne dedik sonra? Print. Şurada bir tane şu tire işaretimiz var. Virgül end. End hatırlıyorsanız satırın sonunda ne olacağını belirtmek için kullanıyorduk. Biz burada bir boşluk istemediğimiz, enter işareti istemediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Print diye de alt satır hani end'in burada sonunda şeye geçmediği için alt satıra bu döngü bitince alt satıra geçmesi için burada böyle bir yöntem kullanıyoruz. Hemen bakalım. Fark ettiniz 97 satır var biraz fazla ama atlayacağız. Öncelikle K'mız 0. Bakalım J'miz de 0 ama buradaki range'imiz K artı 1'den dolayı 1 olacak. Gidiyoruz bir tane bastık sonra bakıyoruz bir tane daha dönebiliyor muyuz? Hayır dönemedik artık bu for döngüsünün şu işaretini sağlayamadık. Çünkü range'imiz 1'di yani sadece 0 alacağız 1'i dahil etmeyeceğiz. Bir tane bastık o yüzden bir hakkımız oldu. Bu satırları atlayıp şu print'e geçtik. Bir tane boşluk bırakmış oldum. Enter yapmış oldum. Aşağı geçtim. Bu sefer range'im K'm ne? K 1. Sonra bakalım. Artık şuradaki range 2 oldu. Ben şey yaptım. Evet 2 oldu. Sonra ne oldu? Bir kere bastık. Bir sondaki enter karakterini sildik. Bir daha bastık. Bu şekilde devam ediyor. Last'a geldik. Yani devam ederseniz bu şekilde devam ettiğini göreceğiz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Burada aslında şey söyleyelim tekrardan. Yani bu değişkenlerin hani for k, for j, bu k ve j değişkenleri artmasının nedeni hani hatırlıyorsanız bu for değişkenini her tekrar etmesinde kendi değişkenini bir arttırmasıdır. Yani bundan dolayı mesela dikkat ediyorsanız tüm sistem bittiğinde for k'ya geri döndüğünde k geri 3 oluyor. Ta ki bu sistem 8 olana kadar devam ediyor. Yani siz o durmanız gereken noktayı siz belirliyorsunuz yani. O 8 yazdığımız şey durmanız gereken nokta. O sıfırda zaten start noktanız oluyor. Merak edenler adım adım gidebiliyor. Bunu 8 değil 1 de yapıp 2 de yapıp daha kısa bakabiliriz. Ama muhtemelen anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Birçok for içinde for yapıp yan yana birçok kez basmayı amaçlıyoruz. Şuradan devam. Break ve continue kullanımına geldik. While ve for döngülerinde bazı durumlarda koşula bağlı olmaksızın döngüden çıkmamızı gerektiren durumlar olabilir. Bu durumlarda break ve continue kodları kullanılır. Yani şu ana kadar gördüğümüz while ve for'larda her zaman burada istediğimiz şartın bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra döngüden çıkıp alt satırlara devam ediyoruz. Ama bazen hani bunu yapmak istemeyebiliriz. İlla bitimini beklememiz gerekmeyebilir. Bu durumlarda ne yapacağız? Break ve continue kullanacağız. Break ve continue komutları kullanıcıya döngüde ek kontrol sağlar. Ek kullanıma. Bir koşula bağlı olan while ve for döngülerinde döngüden kullanıcının belirlediği değerden önce çıkılmasını sağlar. Mesela bakalım 16'dan A1 vermişiz. A'nın 16'dan küçük eşit olup olmaması durumunu kontrol ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Döngüye girdik. A'yı bastık. Ne oluyor daha sonra A'yı bastıktan sonra? A'yı 1 arttırıyorum. Eğer A 8'e eşitse break diyorum. Şimdi bakın bu arada gitmişiz. 1'e bastık. A'yı 1 büyüttüm. A değerim 2 oldu. Burayı sağlamadık. Devam ettik. Bu satır atlayıp şöyle devam ettik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 bastıktan sonra A'ya burası 1 arttır diyor. 8 oldu. 8 olduğunu sağladıktan sonra diyoruz ki break. Çık. Buradan çıkıp döngüyü burada kesmiş gibi düşünün ve alt satırlara devam ediyor. Bakayım bunu da yapmıştım diye hatırlıyorum ama
Burada continue var. Tamam, şurada continue bireye çevirelim mesela. Şunu da ne yapayım? Ne Ankara diye bir string'im var. String'imin for i in string demiştim size. Sadece listlerde değil, string'lerde de kullanabiliyoruz. Her seferinde a, n, k, a, r, a harflerini alacak her adımda. Diyorum ki eğer i değişkenim n'ye eşitse, n harfine eşitse break. Artık çık, ben istemiyorum demek bu. Bitir burada. Yok değilse print i. Burada i'yi bastır, hatta şurada da print bitti diyelim. Hemen bakalım. Başlıyoruz. String değişkenim Ankara oldu. For i in string. i'yi a'ya atadık. String'in sıfırıncı indeksteki harfine yani. Sırayla gidiyoruz. Şu if'i kontrol edecek. Diyecek ki i n'ye eşit mi? Eşit eşitle kontrol ettik. Bunun yanlış olduğunu fark ettiği an bu if bloğunu atlayacağız. Nereye geçeceğiz? Else. Else geçtiğimiz zaman hatırlıyorsanız ya if ya else yapılır. İkisi aynı anda yapılmaz. Else geçtik. Print i. Yaptık işlemi. A'yı bastık. Bitti. Sonra devam ediyor muyuz? Döngümüz hala koşul sağlıyor mu? Evet, hala string değişkenim var. Hala gelmediğim indeksleri var. Buraya devam ediyorum. I değişkenim burada gördüğünüz üzere artık n oldu. Bakalım. If i eşit eşittir. Yani eşit midir n'ye? Evet eşittir. Bu değişkenimin sağlandığını görüyorum. Aa oldu diyorum. O zaman break geliyor. Break'ten sonra da break demek döngüyü sonlandır. Burada kesmiş gibi yapıyoruz. Devam etmemiz gereken artık for ya da while döngüsü ne varsa o bloğun dışına çıkıp alttaki satırdan yani 9'dan devam ediyoruz ve bitti yazacaktır. Diğerlerini yazdırmadı. Ama gidip ben buraya hatırlarsanız şu şekilde yorum satırını alıyordum. Pardon. Bu şekilde yorum satırını alırsam ve şöyle doğru bir boşluk bırakma işlemi yaparsam sonuna kadar bütün hepsini bastıracaktır. Sonra da bitti diyecektir. Bana burada döngünün de kontrolünü sağlamama imkan veriyor break. İstediğim yerde kesebiliyorum. Hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman döngüyü bitirebiliyorum. Peki continue burada ne yapar? Görevi nedir? Continue'un görevi ise döngünün başına dönmektir diyebiliriz. Devam et. Döngünün başına geç demek istiyor. Başına dediğim devam et yani. Göreceğiz. Continue komutu while ve for döngülerinde döngü içerisinde o anki işlenen işlemin göz ardı edilmesine ve döngünün bir sonraki adımına geçilmesini sağlar. Ne yapmışız? Hemen şunu da şurada gösterelim. Aynı örneğimiz vardı. Şurada doğru boşluklarımızı bırakalım. Bir tane gitmiş. Şurada bir gitmiş. Eğer diyorum ki P harfi ise K olmasın. A harfi ise devam et. Bana bir şey basma. İstemiyorum A harfini şeyde ekranda görmek istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren A harfi dışındaki harfler. Diyoruz ki string adında bir değişkenim var. Bunu bir döngüye sokuyorum. Döngüde i'nin a olduğu zamanlar atla, ben bunu bastırmak istemiyorum. Döngüyü bunu gördüğü zaman tekrar buraya gel. Bu üçüncü adıma geri dön demek istiyorum. Değil ise bunu sağlamıyorsa else girip bunu bastır demek istiyorum. Yine globalde string'imiz tanımlandı. i'miz tanımlandı. i'nin a olduğunu gördük. If i eşittir a ise bu koşulumuz tuttu. Bu if bloğuna gireceğiz. Girdik. Continue var. Nereye gidiyor? Oka bakın. Buraya gidiyor. Buradan continue'ye geldik. Buradan yukarı çıkıyor. Direkt hani aşağıya da bakmıyor. Hatta şurada başka kodlarımız olsaydı. Şurada ne olabilirdi mesela? Print deneme diyebiliriz. Buraya hiç girmiyor. Buradan zaten else vardı. Hani atlamayın, atlar zaten demeyin diye dedin. Continue'da hiç bunu okumuyor. Devam edecek. Nerede kaldığımız için neden devam etti? Şuradan hatta alayım. A geldi. A continue geldi. Continue pat diğer satıra giriyor. Print denemeyi bastırmıyor bile şimdi. Sonra şimdi ne oldu? Ne olduğu için bu if'i sağlamadık. O yüzden else girdik. Else girdiğimiz için neyi bastık? Altta for bloğu içinde devam eden başka satırlarımız olduğu için print denemeyi bastık ve for döngüsünün koşulu hala sağlandığı için for döngüsüne devam ettik. Bu şekilde devam edecektir. A'ları bastırmadığını göreceksiniz.
Şöyle biraz atlatayım. Bitti diye geçiyoruz. Burada bir sorusu olan var mı? Yoksa bugünkü son örneğimizi çözüp bir şeylerden bahsedip bitirelim. Burada hatırlarsanız size sonsuz döngü yapabileceğinizi söylemiştim. Büyütüyorum böyle aynen. Sonsuz döngü yapabileceğinizi söylemiştim. Ama bu sonsuz döngü ne zaman bitecek? Bilgisayarın şarjının bitmesini bekleyeceğiz. Hayır. Bunu da bitirmek ya da devam etmek bizim elimizde. Bunu break ve continue komutlarıyla halledebiliriz. Şimdi diyoruz ki while true, yani sonsuz bir döngü başlattık. Bir blok başlattık. Bu bloğa girdik. Bir tab kadar boşluk bıraktık. User in diye bir değişkenim var. Bu değişkenim nedir? Input'tur. Kullanıcıdan aldığım bir input var. Bunu da integer'a typecasting ile değiştirdik. Bu zaten yine klasik satırımız oldu. Lütfen bir sayma sayısı giriniz. Kullanıcıdan bir sayma sayısı bekliyoruz. Eğer yani sıfır sayma sayısı değildir. Sıfırdan küçük sayılarda sayma sayısı değildir biliyorsunuz. Şimdi gittik. Diyelim ki sıfır girdi değil mi? Eğer sıfır değişkenini girerse print çıkış yapılıyor deyip break yapmak istedim. Bu benim komutum. Yok değil. Sıfırdan küçük bir şey girmeme komutu var. Elif. Elif ile sıfırdan küçük bir şey girdi. Diyoruz ki belirtilen aralıkta bir sayma sayısı girmediniz. Tekrar deneyiniz. Yanlışlıkla eli eksiye değmiş olabilir. O yüzden bu işe yaramaz diyoruz. Tekrar dene deyip continue diyoruz. Continue deyip tekrar hop şu başa. İkiye, ikinci satıra geri dönüyoruz. Devam ediyoruz. Sürekli sonsuz döngü olduğu için başka k değeri gibi arttıracak bir şeyimiz yok. Direkt ikiye geri döndük. True. Tekrar aynı satırları geri yapıyoruz. Ne sıfır girdi ne sıfırdan küçük bir şey girdi. Doğru değeri girdi. Yani else. Else'e geldiğimiz zaman diyoruz ki karesini al. User in'i, user in'i çarp. Tekrar geri user in'i ata. Bu şekilde burada da bunu bastırmış olduk. Hemen bir çalıştıralım daha iyi gözümüze canlansın. Lütfen bir sayı giriniz. Ben 5 girmek, 56 yerine 5 girmek istiyorum. Enter'a bastım. Girdiğiniz sayının karesi 25. Baya true olduğu için burada bittikten sonra devam edecek. Bunu bana sonsuz kere soracak. Bıkmadan usanmadan. Ben buraya eğer yanlışlıkla mesela elim eksiye değdi. Eksi 12 dedim. Ne diyecek bana? Eksi 12 aralığım buradaki elif koşuluna uyuyor. Bana burada gördüğünüz gibi belirtilen aralıkta bir sayı girmediniz. Tekrar deneyiniz diyor. Continue ile buradaki ikinci satıra geri dönüyoruz ve oradan devam ediyoruz. Lütfen bir sayma sayısı giriniz. Ben artık sıkıldım bu işlemden. Çıkmak istiyorum. Sıfır yazıp, tabii buradaki koşulda sıfır dedim. Ben bunu eksi bir milyon da yapabilirdim. Ne istersem. Sıfır deyip enter'a basıyorum ve çıkış yapılıyor deyip programı break ile sonlandırıyoruz. Break ile sonlandırdığımız şey aslında bu while bloğu. Bu while bloğunu bitiriyoruz. Ama altında zaten devam edecek hiçbir kodumuz, hiçbir satırımız olmadığı için burada programımız bitmiş oluyor. Eğer ben buraya mesela print devam etsek mi yazsam mesela, yanlış yazmam olsun, etsek mi sen ve bassam, buraya sıfır girsem bunu basıp bitirecektir. Şurada bittiğini belirtiyor zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliriz. Sonsuz döngüleri de böyle yerlerde kullanımını örnek vermiş olduk güzel bir şekilde. Bu derste ya da daha önceki derste aklınıza takılan bir şey var mı? Chat'te sorabilirsiniz, mikrofon açabilirsiniz. Tekrarlamamızı istediğiniz bir şey var mı? Yoksa çözeceğimiz, daha sonraki haftalarda çözeceğimiz örnek sorudan bahsedelim biraz. Ya da önce şeyden bahsetsem, isteyen var mı şeyi? If else'in sırasının önemli olduğu başka bir örnek görmek isteyen var mı? Ali, sen istersen şu çözülecek örnek sorudan bahset. Sonra. Bu aslında örnek soru az önceki çözdüğümüz örneğe de biraz benziyor. Çünkü dikkat ettiyseniz o break ve continue sayesinde koddan istediğimiz zaman çıkışı ve kullanıcı yanlış bir değer girse bile koda devam etmeyi sağlıyoruz. Öncelikle bunu bir hatırlatayım. Eğer yani bu bir aslında hani ödev değil. Gelecek haftanın başında bu soruyu çözeceğiz. Hafta 3'ün başında. Hani geçmiş hafta yönelik soru olarak. Hani önceden çözerseniz hani belki farklı bir çözüm yöntemi geliştirirsiniz. Onu bize paylaşırsınız. Ya da çözdüğünüz eğer bizimkiyle aynıysa ya da yanlış çözmüşseniz karşılaştırma ihtiyacı duyduysanız bir karşılaştırırsınız. Biraz anlatayım.
Kullanıcıdan yani iki tane doğal sayı değer alacağız. Bir hesap makinesi düşünün. Düz bir hesap makinesi. 8 sayısını giriyor mesela. 5 sayısını giriyor. Onun gibi. Kullanıcıdan iki değer aldıktan sonra bu değerlerin doğal sayı olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor aslında. Burada ilk paragrafta denilen şey bu. Eğer doğal sayı değilse iki sayı da tekrar girilmesi isteyecek kullanıcıdan. Ya yani bu hesap makinesi sadece diyor ki ben negatif sayılarla çalışmak istemiyorum. Rasyonel sayılarla çalışmak istemiyorum. Sen bana doğal bir sayı ver diyor. Devam edecek olursak kullanıcıdan bu şeyi şartı sağladıktan sonra kullanıcıda hangi dört işlem yapmak istediği sorulacak. Burada da aslında şey mesela toplama mı çarpma mı bölme mi çıkarma mı buna sahip yani bunu belirtecek bir burada bir koşul lazım. Onu da zaten yani siz büyük ihtimal zaten hemen kurmuşsunuzdur kafanızda. Yani kullanıcıya gene soracak yani bilgisayar. Diyecek ki dostum sen bu şeyleri iki tane doğal sayı arasında nasıl bir işlem yapmamı istiyorsun benden diyecek. Kullanıcı da onu belirtecek. Bunu belirttikten sonra bu işlem sonucu çıkan değer yazdırılacak ve sistem kullanıcıdan başka bir işlem yapmak isteyip istemediğini soracak. Yani bir bakıma mesela örnek veriyorum. 5 artı ve toplamayı seçti. 5 ve 3 değeri girildi ve toplama değeri girildi. Toplama değeri sonucunda 8 yazdırıldı ve sistem soracak ki dostum senin değerin 8 devam etmek istiyor musun? Kullanıcının cevabına göre evet veya hayır olarak şey sistem devam edecek hesap makinesi şey işlemi prosesi süreci devam edecek. Eğer kullanıcı da diyorsa hayır ben devam etmek istemiyorum ben alacağım aldım diyorsa mesela hayır ya da no istediğiniz ibareyi kullanabilirsiniz. Onu girdikten sonra da sistem tamamen bitecek. Örnek soru ile ilgili anlamanız bir yer var mı? Yani bunu biraz bile uğraşmanız çok şey katacaktır yani. Ben burada bir sürü kez user eşittir integer input vesaire yazdım. Hepiniz gördünüz ama esas önemli olan bunu kendiniz yazmanız. Hani nasıldır kağıda yazdıkça aklımıza da yazılır gibi olur. Bu da böyle. Yazmanız, kendiniz denemeniz çok önemli. Evet burada while anlamış, if, elif, else anlamış olabilirsiniz. Çok güzel, hiçbir problem yok. Ama emin olun kendiniz denediğiniz zaman illaki anlamadığınız bir yer, aklınıza takılan bir şey fark edeceksiniz. Bunları çözmeniz çok olası. Hem slaytlara bakabilirsiniz. Slaytlarda olmayan bir şey aklınıza gelirse internette araştırabilirsiniz. Elinizde varsa kitaplara bakabilirsiniz. Burada başka bir sorusu yoksa kimsenin bitirebiliriz bence, değil mi bugünlük dersi? Aynen yani eğer zaten kusura bakmayın biraz uzun oldu. 1 saat 40 dakikaya Evet, geçmiş. bol Yani örnek 100 dakika. vermişiz. Evet ondan dolayı biraz uzun sürdü. Yani umarım yani amacınıza ulaşmışsınızdır diyeyim. Yani eğer anlamadıysanız bile hani anlamaya yaklaşmışsınızdır diyeyim. Çünkü mesela string gibi kavramlarda yani metotları çok fazla metodu var. Biz sadece hani en çok kullanılanlardan bir bahsedelim dedik. Yani zaten zaman da kısıtlı olduğu için onların da hepsini tam olarak bir örnek veremedik. Bazı anlaşılmayacak olanlara çok örnek çözmeyi daha böyle mantıklı bulduk. Eğer siz de mesela atıyorum hani sadece tüm harfleri değil de bazı baş harfleri falan büyütmek istiyorsanız aynı şekilde Python Strings metot yazarak oradan istediğiniz şeye veriye ulaşabilirsiniz yani istediğiniz bilgiye. Öyle yani bence bugünlük bu kadar Ben yeter şunun yani. linkini de atayım. Belki bakmak isteyen arkadaşımız olur. Gerçekten hani körcüne falan geçtiğimizde illaki bakmak isteyeceksiniz. Hani adım adım ne neymiş, ne olmuş burada diye. Çok yararlı oluyor. Tavsiye ederim. Hani bir kenara istiyorsanız yazın, not edin yani alıp yıldızlar mısınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Hani çok tavsiye edeceğim bir site. Aynen bu sistemin de güzel yanı şey işte bu debug olayı. Bu PyCharm'da da var da Evet. biraz daha yavaş olduğu için yani biraz sıkabilir. Hani site daha hızlı. Yani mesela bir kendiniz bir for döngüsü oluşturun isterseniz. Ya hesap makinesini yaptığınızda da kendiniz bir denerken bu sitede teker teker aşama aşama bakarsanız hani kodunuzu tam olarak anlarsınız. Hem de çok rahat bir şekilde belki yani akış diyagramı çizmekle de akış diyagramını da çizebilirsiniz yani. Çok rahat bir şekilde. Genelde şey tavsiye edilir tabii ki. Kod yazmadan önce akış diyagramı çizilmesi tavsiye edilir de. Hani o sizin uğraşmak isteyip istemenize bağlı. Öyle bir zorunluluk yok tabii ki. Evet, önce algoritmayı kafanızda oturtsanız, direkt koda girişmeseniz daha rahat edersiniz.
Burada hani mesela bizim yazdığımız kodların site'lar paylaşılacaktır. Bunlara bakıp kendiniz denemek isterseniz burada da parçamda yazabilirsiniz. Burada adım adım hani çok uzundu 8, renk 8, 97 basamaktı. Şimdi 22 adımda oluyor. Böyle kendiniz bakıp bakıp deneyebilirsiniz. Hatta kendiniz oynayın, sayılarla oynayın, değişkenlerle oynayın. Yazdığınız şeyi şunu tire değil, yıldız yapın. Yani en basitinden her şeye bakın yani. Hani oynayın, uğraşın. İyi akşamlar. Tamam. Bugünlük Akşamlar o bu kadar. Bir zaman. sonraki hafta görüşmek üzere. Evet. Herkese iyi akşamlar tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar.